Baryo'nun mahallesinde Black'lere sıkmış. Baryo'yu da karşısına aldı bu yüzden. Black'lerin yok, en zaten Baryo'ya kanlı sıkmış bıçaktı. Sanırım. Baryo'ya da mı sıkmış? Direkt Baryo'ya sıkmış. Aynen. Baryo'ya sıkmış. Black'le Dark savaşta Dark MC'nin kardeşini vurmuş. Dördüncü kendini vuracak herhalde en son. Yok. Gerek yok. Vururlar onu zaten. Yani Dark diyor ki ben diyor bu şeyde arkamda olmanızı istiyorum. Haklı adamlar. Sağ olasın şey Mehmet'im, hoş geldin. Maskeli diye kardeşini vurmuşlar. Kendi mahallesinde bir de. Bu konuşma yanlısı mı? Bu emsal krizi. Ne diyor biliyor musun? Bana dedi onu vuran adamı verin. Madem hatanızın aynen, farkındasınız dedi. Bana bize mi dedi bunu? Hayır hayır. Yok. Çaçaroğlan'a dedi. Ha. Bana onu vuran adamı verin. Yoksa ananızı sikerim diyor adam yani onlar. Haklı olarak. Haklı haklı. Durup dururken senin kardeşini vursalar sadece Orhan'ın mahallesinde maskeyle dolan iyi diye. Düşünsene ben egzenin önünde maskeliyim diye beni vuruyor birisi. Oh. Ya bu durumda Çaçarova abiyi çok severim. Ama onun için ölür müyüm bilmiyorum. Ben ölemem. Yani. Efecan'la Beço bu duruma ne diyor? Yoklar ortada. Kimseye ulaşamadık. Kimseye. Biz senin sana ulaşabildik yani. O yüzden özür dileyerek geldik yanına. Estağfurullah, o ne demek? Bir ya benim haddime değil çatı adına bir karar vermek, bir şey yapmak ama bu durumda intihar etmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Bu önemli. Yani ya çünkü dediğiniz yani ben şey bütün şehire karşı Çaçarovlar ve çatı. Ya bak şöyle, o değil kardeşim sıkıntı. Aslında haklı olsa Çaçarovlar bütün şehre karşı yine destekleyelim. Ama durup dururken adamın kardeşini vurmuşlar. Haksızlar, savunamayırım ki adamları, ne diyeyim. Ya benim bakış açım şu. Yani yanlış anlamayın beni ama benim kardeşim dediğim bir kişi daha ölecek mi ölmeyecek mi? Ben artık haklı haksız aramayı da bıraktım. Haklı olsun, ben ölürüm. Ama çatı adına bir karar veremem. İşte biz de bizimkileri bulamadık dedik. Bir bakalım. Senden bir fikir alabilecek miyiz? Vallahi kardeşim, ben hiçbir kardeşimi bu savaşa sokmam. Çünkü kazanacağım bir savaş değil bu. Yani mantıklı olan da o zaten. Eminim Efecan'dan Beço da aynı şeyi düşünür de burada direkt Çaçarov'a sırt dönmemiz de çok büyük yanlış. Bu sorunu evet, nasıl orta yolu bulup halledebiliriz? Bu sizin dostunuzdu değil mi? MC dediğiniz. Evet. Dark evet, evet, evet. Ikimiz sayılabilecek bir konumda. Gidip konuşalım. Olay büyümeden. Konuştuk. Ne dedi? Adam diyor ki bana diyor onu Uran'ı getirecekler. Anca öyle kapatırım konuyu. Ya da diyor getirmiyorlarsa benim arkamda durun, gidip Çaçarov'u basacağız. Yani bunu diyor, adam da haklı. Çok haklıyım de yani. Haklı. Adama biz diyoruz ki beraber adım atacağız. Adam da diyor ki haydi beraber adım atmayın. Şimdi adamı sözümüzü mü çiğneyelim? Tabii ki de farklı bir şey de. Çaçarov'a bizim bugüne kadar veya sizin bugüne kadar yaptığınız politikayı, bürokrasiyi hiçbir şekilde hiç edemez. Bunu da düşünmeniz lazım. Yani yıllarca tabii boşuna işte uğraşmadınız bir cahillikten sebep. Burada yapılması gereken benim kendi şahsımca fikrim, Çaçarov'a söyleyeceksiniz. O çocuğu alıp önlerine atacak. Bunun başka bir çözülme şansı yok. Adam aynen öyle. Başka bir çıkar yolu yok, yok gibi görünüyor. Yani tutacak. O adam da ona ne yapmak istiyorsa yapacak. Vicdanlı bir adamsa öldürmez. Sen sıkar bırakır. Görüşelim bir Çaçarov abiyle. Yani ne demek maske giyiyor, undercover bir şekilde dolaşıyor diye birine sıkma. Kendi bölgesinde adamların, anladın mı? Tamam, o çocuğu öldürse yeridir yani. Hiç sonra şey yapmışlar bir de. İskeleye geçmiş, hem polislere hem de sivillere sıkmışlar. Yani neyin peşindeler? Ben Ecem, şuradan şunu çıkartıyorum yani bu kadar olayı görünce. Yani Çaçarov abi kendini öldürtmeye çalışıyor şu anda birilerini. Ya farkındayım ben de, o gide aynı şeyi söyledi.
Bahattin abinin şu infosu beni zaten bir tık üzdü. Eskisi kadar güçlü değil ama öyleymiş gibi davranıyor. Ya el elden üstündür. Karşına aldığın adamlar bir sıkacak yatacaksın, iki sıkacak öleceksin. Bu böyle yani. Bir de ne yapmışlar biliyor musun? Adamın kardeşini vurmuşlar. Oy, Daha yüzün yüzü abla. gözü açık değil. Ne yılan yat yerde orospu çocuğu deyip yanına Yatlan gitmişler yere adam. orospu çocuğu falan filan Ya yok bağırıp o geçmişler. farklı bir ya bu aslında Çaçarov abi Diğerini hemen kurtaracak bir info. arayacağım seni. Çünkü Önemli MC miydi? ile düşman değildi değil mi bu olay Yok yaşanmadan? yok yok hayır. Heh, yani onu Yazsana bana düşmanı direkt. sanıp Yazsana şurada vurduğunun direkt. kanıtıdır Zaten o öyle yat ya öyle aşağı diyor. diye gidip. Ama adam da diyor ki sen benim mahallemde, benim muhitimde maskeli dolanıyor diye bir adamı düşmanın sanıp kardeşini vurmuş. Yani yanlış anlaşılmayla öyle de bilirdi o çocuk. Benim lügatımda ben Çaçarov abi hiçbir şekilde karşıma almam. Çünkü iyilik gördüm. Cesur affetmemin sebebi de odur zaten. Onunla olan savaşımı bitirip konuşmamın sebebi de odur. Ama bu konuda gerekirse o adamı ben bile alıp önüne atmak isteyebilirim. Çaçarov abinin iyiliği için. İşte biz de onu Gizli bir düşünüyoruz. şekilde. Çaçarov abiyi başka bir şekilde kurtarma şansımız yok çünkü. Bu çocuk kim? Sıkan. Biliyor musunuz? Bilmiyoruz ki. Çaçarov Onu abiyi öğrenin tutup bilmiyoruz ki. MC'nin Hiç önüne aramadık. fırlatalım. Bu sefer Çaçarov'la zıt düşeriz. Niye Yok. attınız Kimin yönüne deriz. yaptığını bilmeyecek. Biz Çaçarov abiyi koruyacağız. Politikamızı bu şekilde ilerleteceğiz. Eğer düşman olmak istiyorsa da onu korumak için böyle bir şey yaptığımızı, yanlış yapmadığımızı, doğru olanı onun adına haddimiz olmasa bile bizim karar verdiğimizi söyleriz. Bir o Ben zaman şahsen tek Çaçarov başıma ona düşman olmaya hazırım yani. Sıkıntı yok bu kararımı şey abiden yaparsa. bir MC'nin talebini David abinin istediği şeyi bir söyleyelim ona. Belki de 29 yaşında diyecek Burak. ki tamam yani bilmiyorum artık. Kendi kararı. Diğer Yani. seçenekleri sonra değerlendirelim. Ya ben Oge çatıdan düşmüş sabah. Doktorlar nasıl? gözaltında tutuyormuş, Aa. haberiniz olsun. İyi mi Kim diye söyledi? sordum, dinleniyormuş. Diana dedi de iyi mi peki diye sordum hemen. Oğlum Allah aşkına bırakın şu Uyuyorsa RP rahatsız gaddlığını ya. etmeyelim de uyanıksa bir Çaçarov'un bakalım ona da ya. yaptığı eğer korumaksa, çocuğu koruyorsa bunun arkasında hiçbir ekip durmaz abi. Burak da durmaz. Çakır da durmaz. Efecan'dan Beço'nun da duracağını düşünmüyorum. Adamların mekanına gidiyorsun. Undercover diye adamın kardeşine sıkıyor. Bir MC prezinin. Lütfen mantıklı düşünün kurban olduklarım. Sen abi Çaçarov abiye yazsana bir Savunuyorsun. Mirza. Yazsana bir Çaçarov abim müsaitse yazan. görüşelim ya. Leandrom da olsaydı derdi amına koyarım ya bana ne. Ben bir tek Burak'ı tanırım, Alper'i tanırım, Çatı'yı tanırım. Gidelim vuralım amına koyayım iyi olacaksa. Ben de o yöndeyim de işte. Batuhan Joe Ama hoş geldin kardeşim ne yani yapıyorsun biraz ben bende Vivala. Çaçarov'un numarası yok. Alper sende var mı? Akayım. Yoksa yanındaki bebelere ulaşmaya çalışalım. RP gadlık söylenince spawn'un. Kardeşim benim. Hoş geldin. Söyleyelim yazaysın mı? Ya Yusun ablam bana yemek Bir yapmadın saniye ya. Diana'ya yazayım da hemen. Tamam. Biraz seviyeli lütfen. Söyle O günün kardeşim. hayati riski yok değil mi? Yok stabilmiş 163 stabilmiş uyuyormuş. Bura baksana iskindedeyken. 26 98. Leandri. RP billa lazım. Göksel ya amına koydu. Geçen sen orada nasıl ağladın? Sen var ya RP'nin billasın. Arkadaşlar bir şey soracağım amına koyayım. Dur dur. Bir şey geldi de. Teşekkür ederim şimdi de. Gönderdi amına koyayım. Adı yok, şanı yok. Bana niye tampon gönderdiniz birader? Teşekkür ederim.
Yazdın mı Mirza? Yazdım, şey Takarsın dedim. abim. Teşekkür ederim. Çaçarov abi, benim Mirza müsait olduğunun Bence görüşmemiz gayet gerek. büyük. Oy. Kanka, marka model acil satarız sağda solda. Kanka, şey MK1 tamponu. Çupra MK1 tamponu. Müsaitsen görüşelim Hemen yine, geçti bu artık. okutalım. Hemen okutalım. Fiyatını bilmiyorum. Teşekkür ederim. Adamlar da bizden telefon bekliyor ya. Evet, Hadi söyle adamdan Valera. tutuyoruz şu anda yani. BMW değil, Cupra. Seat Leon 2000 mod 2000-2005 arası. Bir K eder vay amına koyayım. Satayım. Hemen satayım. Şu Dedi an mi bir şey? satayım. İki tane yüzük viskiye Yok geldi, veriyorum. yana yazdım. Tertemiz okuturum kanka. Fiberglass. Çupra balık değil mi? Aynen. Balık da var ama Cupra diye şey var ya. Spor araba şey için. Dekor koyalım eve. Arkadaki direksiyonun önüne tampon diye koyup bir torbaya Alper'in kafaya bak. Soğuk imiş burası ya. Ne oldu aradınız mı? Mesaj attım. Abi, benim Mirza müsait olduğun anda görüşmemiz gerekiyor diye. Telefonunu kapatmış mı? Vallahi bir aramayı deneyim. Aramadın mı sen? Yok, aramadım. Direkt mesaj attım da bir Ara aramayı ara deneyim. ara ara kardeşim. Ara da bakalım. Adam sıkıntıya düşmeden hem onu hem bizim tarafı kurtaralım. Bizi sıkıntıya sokacak. Belli yani, çok belli. Evet. Biz milletle savaşa girmeyelim diye ne Alo. yapıyoruz? Bunları ne Tamam abi. yapıyoruz? Tamam abi. Hızlı dönersen iyi olur. Yayın kaydı olur mu bilmiyorum. Olabilir. Gördüm, dönüyorum hemen dedi. Ha, tamam. Bu sefer ikisi de savaşa girmeyecek. Gidip konuşup çocuğu teslim etmesini söyleyeceğiz. Bu işin başka bir çıkar yolu olup olmadığını Kim kimle konuşacağız. kime bu? Kolyeyi kes. Los Santos kolyesini Leandro'ya bağladım. Ya Burak, başka da dediğim gibi yani, ben aylar önce de dedim, Burak'ın hikayesi tamamıyla bitmiş. Yani. Eskiden çok zevkle Alo. oynuyordum. Şu an mesela hiç Yoldaşım zevk almıyorum neredesin? Burak oynarken. Ya Çakır varken. Konum atıyorum. Acilinden damla buraya. Çakır mı Burak mı Önemli lan? biraz. Önemli bir mevzu. Haydi. Kim Burak taraf? çatıya girer mi sorusunun şu. Politikalar İki kralı. illegal karakter. Oynamak istemiyorum. Belalı çocuk. Oynamak istemiyorum. Çünkü oyuncular iki illegal Alo abim, karakter neredesin? oynayamıyor. Tek illegal. Ben de geçici OCC verdiğim Abi, için onun Çakır'a. farkındayız Burak zaten. zaten çatının De kurucularından biri. bana Şu çöp olarak üçlü Beço güvendiğin ve bir yeri Efecan bul var. ve konum atabilir misin Çatı acaba? ilk öyle kuruldu. Abi vallahi nereye, sen bir şekilde bir şey yap da. Hani bir Çakır'ı kendi sosyal de abi yapabiliriz konu ama abi, belli olmaz. Manyak bir memleketin çat. ayarlarıyla O oynamaya kadar. kalkmışsın. Herkesin ayrı ayrı. Bize de sekti abi bu biraz. O yüzden konuşmamız lazım. Net Karakurt. Burak net. Herkes Burak'ı seviyor ama şu son rol sizi bir tık hype'ladı. Burak'ın yapabileceği başka bir şey yok. Vallahi Eşinden abi, bir ayrılmış, işinden görüşsek iyi olur ayrılmış, ama sen dostundan hani konum ayrılmış, at evinden bize. ayrılmış. Abi Alper, ben Burak, Beço oluruz. Hadi MC o zaman. Evet. Hadi tamam o zaman. Yarın şeye girerim ben. Karagurt. Yanımda abi. Evet abi. Jantın Sanchez'e girerim. Ben bu Abi siktimin o da geliyor sehrinde yanımıza şimdi. Ben ona olayı çıtlatacağım. Sonra savas da senin yanına istemiyorum. geleceğiz bir. Tamam abi. Tamam abi, haydi.
Adını duyunca bir öyle geriye at da bırak. Ne oldu oğlum? Ne yaptın adam? Adınıza yazık. Ne oldu bir daha söyle. Adını duyunca böyle bir şaşırdı, bir geriye attı, geldi mi o ya falan dedi, böyle bir moda düştü. Ne oldu, ne yaşadın oğlum? Şaşırım Bilmiyorum, düşman mıydım, dost muydum, hatırlamıyorum ki. abi. Niye attık lan, biz bir husumet yaşadık mı onlarla? Yaşa bilmiyorum, ben Cesur'u vuracaktım. Asım abi olan saygımdan dolayı durdum. Onu biliyorum. Bir de Çaçarabu abiyi çok seviyorum ya. Yani. Şaşırdı o zaman, senin gelmene şaşırdı direkt. Allah Allah. Burak'ın 2 milyon Hala borcu borcun yoktu var oğlum. mı lan? Kime? Ne bileyim, borcun olmayan bir insan yoktu bir Gergeliğe aralar. vardı amına koyayım. Ve geri geliye vardı Kriz bitirdi oğlum bizi, ne yapalım? Cesur, Burak şehre ilk geldiğinde Asım'ın kız kardeşi diye bakalım, biri peki karakter gelsin evden açmıştı. ıslasınlar. 2 günlük karakterdi. Burak ona posta koydu diye Cesur geldi kucağına mermi attı. Burak bunu sindirdi, bekledi, vuracaktı. Elinden kurtardılar, aldılar yani. Vuramadı. Belki o bunu vuracaktı, belli değil. Ya bu karakterin şu an büyük olarak inanılmaz saygı duyduğu, bir yandan korktuğu tek karakter Asım'dır. Başka yoktur yani. Burak'ı durdurabilecek bir tek Asım var. Hikayesinde. Ya Saru da aynı şekilde bu arada. Tabii ki. Saruhan'dan RP'si inanılmaz. Geçmişinden gelen diyorum ya. En geçmişi, en kemiği. Şu an onlara da kafa tutabilir. Efendim abi. Ama ölmek için tutar yani. Abi bir hani 15 dakika içerisinde orada oluruz. Hani sen de ona göre geçersen çok daha iyi olur. Çakır annesiyle Abi var mı babasının orada deva? intihar ettiğini öğrendi. Terk etti şehri. Gitti yani. Desene deyince diyeyim dedim abi. Trabzon'a döndü. He, abi tamam. Heh. Neyse, role dönüyorum. Chat'ten yazılanları okumayacağım. Anladım Sonra anladım just abi. Tamam, aldığımda sorularınızı ben yanıtlarım. Beço gelsin RP'nin hemen şey keyfini yapacağım, çıkartın, halledeceğim. olur mu? Sen bana konumu salla, ben Açmadık zıplarım. mı? Tamam abi. Haydi. Tamam, açmadık, açmadık. Ayakta meditasyon yapılmıyor, değil mi? Bastın birilerinin üstüne ya. Baya gelirken günah işledin amına. Oğlum bir efecan eksik lan. Bir tek efecan eksik şurada. Burak sinematiği yapacak biri vardı, yaptı mı? Yok lan. Benim karakterlerime sinematik kimse yapmadı amına koyayım. Bir Çakır'a işte, Çakır'la Alper'e yaptılar. Amin. Beço, duydun mu olayı? Neyi? Bu Dark MC dostunuzmuş değil mi? Evet. Mirza ile Alper aramış seni ama ulaşamamış. Çaçarov abi Mirror Park'ta, bu MC'nin o bölgede. Sırf adam undercover dolaşıyor diye. Neydi, David miydi? Deniyor David vurmuş abinin lan kardeşi. herifi. Daniel. Daniel'ı vurmuşlar. Undercover diye Çaçarov'un ekibi. Gitmiş şeyle konuşmuşlar. O Prezi kimdi? O muydu David? David. Heh. David. O David'le konuşmuşlar. David de demiş ki onu bana verin. Haklı olarak. Ya biz oradayken Yani. Çiçerova abi aradı. Biz masada konuşuyorduk, David abi, işte Daniel falan, onların ekip. Çiçerova abi aradı bunu.
itiraf etti yani onların olduğunu. Bir nevi David abi de dedi ki ben bana onu yapanı getirin. Sonra bir şeyler konuşuyordu. Sinirlendi, kapattı telefonu. Aa. Dedi çocuğu bir de vurmuşlar da maskesini bile çıkartmadan yat yere orospu çocuğu falan demiyor. Ay mezarlıktayım, özür dilerim sayın ölüler. Ondan sonra öyle işte. Daniel Alcarin undercover bir şekilde dururken direkt olarak ateş ediyorlar. Düşürüyorlar bir de evet. Yere yat mı diyorlar. Yat yere, yat yerde kal. Yerde kal orospunun evladı. Öyle niye? Düşman sanmışlar. İyi de adama bir yüzüne bakmamışlar mı? Bir herkesi vuracaklar mı böyle? Yok yok. Bilmiyorum. Adamın yanına gelip sen kimsin demiş. Adam asıl sen kimsin diye konuşma. Pa 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 taramış direkt amına. Yere vurdu. Adamın mekanında sen kimsin dersen o da sen kimsin der. İşte bu durumda bir de cümlemi bitirmeden taradılar dedi. Ben David de abiler bizi yanlarında görmek istiyor bir konuşmanın özeti olarak. Ya da bu muhabbetin kapatılması lazım. Artık Çeçerav abilerden kim vurduysa o çocuğu götüreceğiz David abilere. Şimdi Alperlen Mirza geldi. Ben de hadi bilip şey yaptım. Şey dedim. Gidelim Çeçerov abiyle konuşalım. O çocuğu teslim etmenin tek çözüm olduğunu söyleyelim dedim. Evet. Buram sen bir öksürsene. Beço şöyle bir olay var. Helal. Bunlar şimdi Black'lerin en dövüşü Çeçerov abiler. Tamam. Baryo'nun mekanında mı ne birine sıkmışlar. Baryo'ya mı sıkmışlar. Baryo'yu da aldılar karşılarına. Şimdi Dark MC'yi de alacaklar. Dark MC'yi bizi de yanında görmek istiyor. Bu adamlar yani Dark MC'den sonrası koptu gitti, anladın mı zaten? Sonra İstiyle'ye gidip polisleri taramışlar, sivilleri falan taramışlar. Baba bu onu ne amına, bu şehrin çivisi çıkmış. İşte biz bir gidelim dostane bir konuşalım. Uyarayım mıyız, konuşayım mıyız? Çocuğun yolumu ararız. Ne diyebilirim ki? Çaçarov abi bir arayayım. İşte ben aradım, haber bekliyor. Benden haber bekliyor. Tamam haydi gidelim. Aynen. O zaman bir oraya. Tamam, ara kardeşim, söyle neredeyse, sana konumunu sallasın, gidelim haydi. Buran yürümesi neydi lan? Az siktir. Franklin miydi? Alo. Şimdi geçiyoruz. Şimdi geçiyorum. Kim o? David abi bizden haber bekliyor. Adamlar salmış sokağa. Durdurdu onları. Biri ışınlandı lan bana. Ya da işlemci patlıyor gene. Amına kodum Bekir'i ya. Lan Franklin nerede? Böyleydi değil mi? Bende. Tamam, sıkıntı yok. Haydi. Çaçırab abiyle mesajlaşma dönmüş. Çaçırab abi yaptığımız iyilikleri sayın, vurduğumuz adamı gibi mi ne bir şey söylemiş sanırım. Ne? Ananın böyle amın. Bir şey demiş sanırım, anlamadım yani. Çaçırab abi niye iyilik melaikesi gibi davranıyor? Herkese bir iyilik yapmış gibi. Yaptığım ya. İyiliğe saysın ne demek melaike abi? Melaike demesenize. Ha, pardon. Melike diyeyim. Becamın yürüyüşe bak. Yani benim anlamadığım nokta şu. Yaptığım iyiliklere saysın deyip adamını vurdum. Yaptığım iyiliğe say demek ne demek? O tarzda bir şey söyledi. Tam anlayamadım. Komedinin üstüne parayı bırak demekle aynı şey amına koyayım o. Aynen öyle. Geldi mi Gon'un Beço? Bekliyorum. Tamam. Gelmiş mi lan, duyamadım. Bekliyorum dedi. Bana kodumun hırtı Beço. Ne hadi. T20'yi sattı. Bu arabayı Leandro tavsiye etmişti ilk geldiğinde. Araba alacağım demişti. Konum gelsin de onu bekliyorum. T20'yi satıp bunu aldım. Galeri arkasını 600 bine mi ne sattı? 500 küsüre mi ne sattı?
700 bin borcu var ama. O giyilen Leandı astiktir amına koyayım. O kim nerede benim borçlarını kardeşim öder oğlum. Yani çatı bura araba alır kardeşim. O gün hastanedeymiş, çatıdan düşmüş Kamil. Ne ara ya? İyi miymiş? İyiymiş, iyiymiş. Yarayım. Gözetim Kuru denet mi altındaymış. başı? Boşuna arama. Bilmiyorum. Hayır, yeri Diyana, tutmalı ya. Diyana'dan haber aldık biz. Diana'yı bir Tamam. arasanıza. Ayağa kalkabilecek durumda mı? Uyuyormuş. Çatıdan düşmüş Kamil infosu. Burak, onu öğrendim, uyuyormuş. Of ya. David abi arıyor şimdi de. Haydi gidiyoruz. Efendim abi. Efendim. Burak Beço'ya araba almıştı. Burak Beço'ya araba aldı. Efecan'a market aldı. Araba aldı. Burak düşündüğünüzden çok da zengin bir karakterdi Exe'den dolayı. O çalışan 20-30 tane adamın emeği var bütün karakterlerde. Burak'ın tek mal varlığı Vamos'tu. Kardeşleriydi. Şimdi buraya dönünce Beço'ya hiç açmadı muhabbeti. Ogi zaten Burak'ın içinde kalan, Burak da Ogi'nin içinde kalan bir karakterdi. Telsizde misiniz? Bak bu sol taraf benim ev ha. İnşaatı bitmedi mi daha? Yok, onun yanı arka taraf. Ha. Hayır. Gelelim bir ara. Telsizde misiniz? Evet. 71 mi? 70 kaç amını? 3-3. Günde 500K ne oğlum? 73. Abartma lan. 80K mı 90K mı ne Buram, kasıyorsun? sen de telsize girsene kardeşim. Gireyim. Valla abi bu 73.471. silahlar Tamam. Buranın Bunu üstünde yok öğrendiğin iyi normalde. oldu abi. Daha iyi Ticket detaylı çözdüğüm öğrendiğin iyi için oldu. Tamam. kalmış. Bu yan Onları taraftan yok işaret edeceğim. ben şey yapacağım. "78 mi dedi? 78 mi dedi? Ne dedi? Duymadım. 73 mü? Neyse. Rolde duymadık. Deneme. Nereye gittiler amına koyayım? Ne kardeşim? Bu telsiz 78 değil miydi? 73.3 73.471 73.471 değil mi? Tamam. Devam, Ne devam. tarafa gittiniz? Bir Tam bulunduğunuz dümdüz yerde girdik durup giriş. konum atar Tam mısınız? karşıdayız hemen. Heh, Dümdüz gel, oradayız. tamam. Defne ile Lizzie'yi verdim. Bu yaptığımız hareketi de ona sayın demiş. Hani ben böyle bir savunma kabul Ya etmiyorum diyor. David şimdi abi aradı şimdi. şöyle, benim şahsi görüşümü merak edecek olursanız eğer arkadaşlar, ne Evet. olursa olsun bir şey yaptıktan sonra sen bana şu yapmıştın, ben sana şunu yapmıştım, al bunu bana say, şunu aldım verdim mevzusu bence yanlış. Ya ona bakarsan biz de hatırlayın Baryo Savaşı'nı. Adamlarla savaşmamız orada şey diyebilirdik. Bizim de yaptığımız iyiliklere sayın diyebilirdik ya da onlar bize diyebilirdi. Demediler. Biz dedik ki ya özür dileyeceksiniz ya savaşacağız. Yani. O yüzden haydi. Haydi basın. Şu Burak'a pay ver ya. Yavaş arabasın. Aptal. Çok. Bilgisayarım kasmasa sikeceğim bizi de. Deli gibi kasıyor. Çift PC şart arkadaşlar. Bu şu an bilgisayarı yeni açmama rağmen kanıtlanmış bir şey. Ya bu amına koyduğumuz şehrinde olan her şey niye ucumuza dokunuyor ya? Çünkü Kanka ya ben bunu yanlış çözemedim. adamla dostluk yapıyoruz ya da yanlış kişilerle düşmanlık. Yanlış olduğu için Helal olsun. demiyorum, Doğru ikisinden dedin. biri. Amına koduğum.
Nereyasınız ya? Ben gene kaybettim yolu. Bir konum atabilir misin? Şeyi Gölbara doğru gel. Doğru gel. Step City yanındayız. Ya bu Step City de ne kadar güzel yer ya. Kim kalıyor ki burada acaba? Step City nereye? Benim bildiğim kadarıyla inanılmaz yakışıklı 3-5 adam gördüm ben orada. Taşşaklı birilerini gördüm ben burada geçen. Amına koydum, meta yapma. Baba nereye gittiniz? Last Ventura'da mı? Tam Sierra'ya mı gittiniz amına? Sürsür bitmiyor ya. Last Ventura kumar oynayacak. Efecan? Leandro'yu niye öldürdün? Anlayamazsınız ki. Anlayamazsınız yani. Gülbar'da partiliyorlar herhalde. Exe'de yer almış her karakterin CK'sı şu şekilde veriliyor. Fear RP yok abi. CK vereceksin. Exe'nin adını düşüremezsin. Exe'nin olayını düşüremezsin. Exe'yi kötüleyemezsin. Kuralı bu. Yo, ben daha ölmedim. Canlıyım. Gel o zaman kardeş. Sıra sıra geliyoruz. Selamünaleyküm. Abi ne haber? Selamünaleyküm. Abi nasılsın? İyi kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi sen niye çıldırdın? Selamın diyetten mi dedin sen? Kim çıldırmış ya? Selamın kavle sen, dedin galiba. Ben ilk niye? Başta dedim Çaçarova abi öyle bir şey yapmaz ya da andropoza falan girmiştir, ondan bu kadar agresiftir falan. Hani bu Bahattin abi de bunadı ya. Ya lan ya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım abi? Ya abi valla bir olayı dedik, bir olay hani. Hangi şimdi... olayı ya? Ya bu MC ile aranda bir şeyler olmuş. Ya bir şey soracağım. Pusat abi benim mi geldi? Pusat abi hoş geldi. Niye size getiriyorlar? Siz bunların analarını mı siktiniz? Ne yaptınız? Tek dostumuz onlar. Yok, abi. Yok şöyle. Evet, şu an şehirde tek dostumuz onlar. Dost yani mu? Tek dostumuz derken. Oğlum hani... benim adama vaat ettiklerimi var ya, bir bilseniz. David'e. He he. Yok abi, işte olayı bilmediğim için biz senden dinleyelim, bileyim de ona göre adamlar sana. Çünkü hani bir konuşabilir misiniz tarzında yaklaştılar bize. Ben David'le görüştüm. Res çekti bana, ben de resimi çektim. Ama yani Omega 5 neydiysen Pusat abi. Onlarla. Ya da birileriyle. Ben konuşmadım. Kim konuştu? Biz konuştuk. Nasıl geldi? Mirza'yla biz konuştuk. Abi. Tamam. Biz yani. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bileklerle savaş içerisindeyim sebepsiz bir şekilde. Sebepsiz artık değil, sebepsizi geçtik de savaş içerisindeyim. Şimdi Eço, bana şöyle bir info geliyor. Ben baraj kısmındayım. Böyle bilekleri sikiyoruz. Çok zayiatlerde onlara bunu. Kolay gelsin. Ayrı bir konu da. Ha, eyvallah. Baraj kısmında ben duruyorum. Telsizden info geliyor. Bana diyor ki, diyorlar ki motorcu ekipler. Abi ICD'deki Pusat Doğu Bey'i zorla gidip CK'layacağım. Bu şekilde. Motorla geziyorlar etrafta. Duam hoş geldin. Unkale metalama lan. Ondan sonra baryoların tak oyununda izleyip gidip Discord'ta mı anlatıyorsun? Şerefsiz. İşte, geldi falan filan cart curt. Anladın işte. Kalabalık. Şimdi biz tam o lokasyonda kalabalık bir şekilde değil başka. Telsizden şöyle bir info geliyor. Cross motorla Aygolet kimliği belli olmayan kişi undercover şekilde sizin oraya geliyor. Şimdi benim bu durumda ne yapmam gerekiyor? Savaşta böyle sürekli vur kaç, işte vuruluyoruz, vuruyoruz falan filan. Daniel yarra yiyince craftinin sıfatı. Benim fikirlerimi ne kadar önemsersin bilmiyorum abi ama ben olsam yani daha önce savaşa girdiğimiz için, bu şehirde savaşa girdiğimiz için söylüyorum. Öyle bir şey olduğu zaman hani bize bu infoyu veren kişiye şunu soruyoruz. Diyoruz ki kim bu motorla gelen? O da diyor Allah. Ki mesela bilmiyorum. Sonra biz de karşı tarafta kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Yani acaba aynı bu şöyle bir senaryo oluyor. Ben de telsizdeyim. Evet. Dedim ki kim olduğunu sorun. Kimsin diye sordukları zaman motordaki adam çocuklara silah çekmiş. Yani. Hmm.
Yani direkt silah çekiyor. O silah davranımda bizimkiler düşürmüş. Ya şöyle. Senin bölgen var mı şu an abi benimsediğin? Mevzu benimseme bölgesi değil. Sonra ben David'i aradım. Dedim ki ya sana şöyle size şöyle anlatayım. Bizim gençler orada yaptığı soygunlarda David Alkar'ın her türlü bilgiyi veriyor. Kardeşim biz işte o tarafta ev soyuyoruz. Onun yeteri kadar Aynen bunu biz de saygısını ben yapıyoruz bu gösteriyorum. arada. David'le de öyle konuştuk zaten. Onun yeteri kadar saygısını ben veriyorum. Ama savaş içerisinde ya zaten her yerde biz adamlar arıyoruz, adamlar bizi arıyor. Yani benim bulunduğum lokasyona cross motorla gelen birine kimsin diye sorup adam bana silah çekiyorsa ben onu orada vururum. Ya burada empatin önemli abi. Aynı şeyi Egze'de bana yapsa ben de silah çekerim. Güzel Çünkü kardeşim. beni mi 5 kişi vurmaya savaş anında geldin? 5 savaş Düşmanım içerisinde mısın? tamam Şimdi 5-10 kişi onlar de tek başına silah undercover. çekmezsin. Bir saniye. Onlar undercover. Bunu anlayabiliyorum. Ama seninki nerede undercover? Şimdi sen kendi ağzından diyorsun gençler. Ya bu gençler cahillik yapabilir ama aklı abilerinden alırlar. Bu durumda ne yaşadığını bilmiyorum. Benim kulağıma gelen şey adamların mekanının orada sırf undercover diye bir adamı vurdukları. Ben bunu duyarak geldim. Benim haddime değil şu an Yok estağfurullah. 5 belki kişi ama karşında 5-10 kişi varken silah çekmek ne kadar mantıklı? vallahi abi bana öyle gelmedi. Bana sen kimsin, sen kimsin dendiği anda direkt siz motorcuyu indirmişsiniz. Mesela Bana böyle geldi. şöyle düşün. Burada böyle bu kalabalık bekliyoruz, tamam mı? Telesiden info geliyor. Size doğru bir yaklaşıyor. Ben diyorum ki ikiniz adama doğru bir gidin. Arkasından da ben geliyorum. Gene 3 araba. Abi kimsin diye sorduk. Bana silah çekti. Yanlarında da hemen arkasında biz vardık. Adamı vurdular. Arkasından biz geçtik. Devam ettik. Ya mevzu Abi şimdi konu... anlamadım soru şu, anlamadım şu. Şimdi biz de savaşta olsak ve yanımıza böyle biri gelse kimsin desek silah çeksek düşmanımız olduğunu düşünür vururuz. Şimdi olay böyle mi oldu? Yoksa bu Böyle adamlar böyle. gelip kimsin sen kimsin diye diklenip birbirinize ateş mi ettiniz? Ben onu anlamadım. Şimdi şöyle bak. Tekrar anlatıyorum. Biz belli Burak'a bir bak o amına barajın koyayım o üstü ya. var ya. Kalabalık bir şekilde orada bekliyoruz. Telsizden info geliyor. Abi sizin oraya doğru cross motorlu birisi geliyor. Kıyafet yani undercover şekilde. Yani ve şöyle ondan önce şöyle bir info daha geliyor. Bir motorcu ekip motor süren kişiler undercover şekilde şehirde geziyor. Yani bu Doğrudur. Bu durumda adamların da belki savaşı olabilir. Ne bileyim bir tabii yeri ya patlatmaya falan çalışıyorlardır. beni ilgilendirmiyor. Benim o bulduğum lokasyonda zaten ben direkt David'i aradım dedim böyle böyle. Ondan sonra şöyle bir görüşme oldu. David'le biz görüştük. Güzeldik bu arada David'le ya bayağı. Yani bu bir sebep değil ama David'le Zevide zamanında bir David'i ölümden kurtardık diyebilirim. Anladım. David'i ölümden kurtardık ve kurtardıktan sonra bundan David'in haberi yoktu. Dedim ki yani David ben seni bunun yüzüne yeğlemiyorum. Yani ben seni seviyoruz. Muhabbetimiz oldu. Benim ofise geldi görüştük falan. Yani her ev soygununda sana bilgi veriliyor. Sence ben senin olduğunu bilsem sana ateş eder miydim? Soru buydu. Hatta dur mesajları. Sonra birkaç olay daha dur da Çaçar onu da David dediğinde konuşacağım. Crafty Yok abi beliriyor. yok bak şöyle Dur söyleyeyim ben dur. sana ne? Bana Bak diyor abi ki bana dur diyor bir şey diyeyim bir adamı şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim ben hesap falan sormuyorum. Beni yanlış anlama benim ne haddime sen ne yapıyorsan Yok senin kardeşim bileceğin iş. sıkıntı yok. Ben sadece orta yol bulmaya çalışıyorum çünkü sen de benim sevdiğim bir insansın. David Bey de benim sevdiğim Bak değer David'i verdiğim ben bir de insan. severim. Heh Benim ofisime yani sessiz bir de David oturdu. Bak kimseyi oturtmadım. işte abi o Burada yüzden David'den şimdi şöyle bir şey bekliyordum ben. heh söyle abi sen konuş Çok sonra ben özür bir dilerim. konuşayım ama. Tamam özür dilerim. David'e dedim ki senin bu lokasyonda ve senden birinin vurulduğunu öğrenince direkt seni aradım David dedi. Bu bana geldi ve ben direkt David'i çevirdim. Ha o direkt bana yükseldi.
En sonki konuşma şuydu. Ben dedim ki savaş içerisindeyken bana silah çeken birine sıkarım dedim. Mirror Park'ta bizim tarafımızdan ev soygunu yapıldığında bunun haberi oluyorsa bu durumdan haberin olmayacak mı dedim. Yaptığının karşılığını alırsın o zaman dedi. Bir dahakine yanlışlıkla sıkmam dedim ben de. Yapacak bir şey yok. Yani ben elimden gelen çabayı gösterdim. Çok gösterdim. Yani çünkü benim tek anlaşabileceğim kişi siz ve David şu an. He, bu bir sebep mi onlar için? Yani düşünsene be çoğu, sen bir savaştasın. Motorcu ekipler kalabalık bir şekilde undercover birilerini arıyor. Beni orada gördü. Ben ona sıkmadım. Gidecek bile haber verecek. Black'e belki gelecek orada bana sıkacak. Ya tabii de niye haber versin abi? Niye vermesin? Abi Bir de sen haber... paranoyak olmuşsun. Yani haber verecek vermeyecek diye adam vurulmaz ki. Geçiyor. 15 kişi undercover bir şekilde motorla şehirde geziyor. Onun dışında baryo taka o bir şey Abi satılan yerde. kendi işleri olamaz mı bu insanların? Yani Ama sen Gergin şu Craft'ı infodan gerçek değil tamam. mi? Tamam. Şunu senin sor tamam sana infonu şunu bileye soruyorum. verecek direkt Ora onu net Gergin misin? Craft. Bak sana şunu soruyorum. Çatışmadan 5 dakika sonra benim olduğum lokasyona motorcu bir ekip aniden böyle dağılıp parlayıp geliyorsa ne düşünmeliyim? Kendileri iş yapmış mı yapıyor demeliyim. 5 dakika olmuş çatışalım. Abi şöyle söyleyeyim sana. Yani 15 kişi Black kendi kendine iş mi yapmaya çıkmış? bu benim duyduğum kadarıyla sana şunu söyleyeyim. Şu an Black'in karşısında durmak çok zor. Bahattin abiyle falan konuştum bugün. Sen bunların karşısındasın. Ve senin dost olma potansiyelindeki adam el uzatabilir. Bu konumu kaybetmeden bence Mevzu güçlenmen şu. gerekiyor. Ben yeteri kadar güçlüyüm Burak'ım. Anlamadığın konu şu. Ben David'le aram iyiydi diyorum sana. Ben ofisime iki kişi geldi. David'le iş görüştük. Anlaştık. Yani uslu beğen hani konuştuk dedik. Biz bu işi yapıyoruz. Siz bu işi yapıyorsunuz. Dedim ki ben sana Mirror Park'ta başına gelebilecek her şeyde destek atarım dedim. Bu bir savaş olabilir. Mirror Park'ta yapılan bir Tamam abi ne saygısızlık güzel. olabilir. Bunu dedim. Ama Ama bana işte bugün bak gelip burada de bu işler onun da bozuluyor empati abi. kurması lazım. Beço. Ben Evet ama abi bak şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bak iş değişir. Eğer ki sen oradaki undercover bir adama bu sonuçta bu adamlar biliyor hepiniz. Madem dostsunuz abi bu derece herkes biliyordur. Sen bu adama desen ki aynı konudan biz problem yaşadığımız için empati yapabiliyorum bu arada. Dediyse kimsin dediysen bu adam da dediyse ki ben işte şuyum ya da bir şey demediyse sen kimsin diye atarlandıysa ve sen çıkarıp vurduysan abi burada kusura bakma haksız olan bence sensin. Ama sen bu adama kimsin deyip bu adamın kimliğini öğrenmeye çalıştığın zaman bu adam sana silah çektiği zaman aynen diyorum böyle bak ben yaşandı. olsam ben de vururum. Aynı bu şekilde Ama yaşandı bize senaryo. gelen ya yani bize söylenilen şey burada sen kimsin dediğin zaman karşı tarafında onların bölgesi Soruyu olduğu onlar mı için sormuş biz sen mi sormuşuz? siz sormuşsunuz onlar da sormuş değil mi? Yanlış mıyım Mirza? Şöyle Valla o mu olmuş. bu mu ben tam hatırlayamıyorum. Siz Daniel'a sormuşsunuz. Sen kimsin diyor. O da demiş ki asıl siz kimsiniz? Sonra vurmuşsunuz. Bize gelen Yok. info bu Yok şekilde. yok yo, öyle bir şey değil. Kendileri kendi şeylerinden yani anlatmışlar. Ben Unkale oradaydım piçi ya. burada Kendisi mı? konuşmasını ben kulağımla Tamam abi o dinledim. zaman bak ben sana söyleyeyim. O zaman bu olay çok basit. Basit Ortada tabii. bir yanlış anlaşılma olduğu için Geçiyor. bence oturup konuşmanız lazım. Bu kadar basit. Ben David'i Tartarasım hoş aradım geldin. David bana yükseldi. Suratıma telefon kapattık. Ama adam da sinirli abi. Şimdi adam da olayı böyle bir... Bak şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben David Bey'in nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Tanıyorum. Çünkü ben bu şehre geldiğim gün ilk gün görüştüğüm insan benim David Bey'di. Kimse yoktu bu adam vardı tamam mı? Ben bu adamın nasıl bir insan olduğunu o günden bugüne kadar az çok öğrendiğimi düşünüyorum. Ha olay bu denli senin tarafındaysa sen bu adama bunu söylediğin zaman emin ol bu adam ona bu yanlış infoyu veren kardeşini öldürür. Öyle bir adam. Anlatabildim mi? Anladın da işte olay Ama onlara olayı nasıl diğer türlü bildiği anlatıldı? için tamam olayı adam şöyle biliyorsa bu adam bize gelip dedi ki kimsiniz dedi. Biz de ben kimsiniz dedik biz de. Adamlar çıkardı bizi vurdu diyorlarsa bu adam şunu düşünür. Orada benim kardeşime silah çekip vurmuşlar hiçbir şey demeden. Benim kardeşim de yere Bak düştü. Ben tamam bundan ben anasını sana sikerime gelir mevzu. tamam bir örnek daha vereyim bugün. Bizimkiler gene farklı bir lokasyonda undercover beklerken yanlarına bir Jester yanaşıyor.
Diyor ki siz kimsiniz? O da onlar diyor ki siz kimsiniz? Ondan sonra bizim kim olduğumuzun önemi yok. Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz deyip devam etmişler. Bu bana geldi, ben onlara diyebilirim ki vurun. Vurun demedim. Ondan sonra kendi kendime dedim ki onlar böyle bir arabalar bir uzaklaştı, bir kaçtı falan, anladım o telaşı. Ondan sonra ben dedim ki adama kim olduğunu sorun. Cevap ver, yani bu yani direkt yaşanmış bir şey değil bu, bir ilk seferinde. Gözünü Gene başımıza siker. geldi. Adam benim infomu gitti, belki götürdü lokasyonumu. Sonra ben tekrar dedim ki undercover birini gördüğünüz zaman kimsin diye sorun. Size silah milah çekiyorsa vurun. Bunu dedim. Adam da bunu yaptı. İşte karşı taraftan o silah çekme muhabbeti bilinmediği için ya da bilmiyorum artık nasıl yansıtıldı. Bak Ama şöyle bize hemen de anlatıldı anlatayım. da öyle değil. Arabada adama silah doğrultuyorlar. Diyorlar ki kimsin? O da silah çekiyor ve vuruyorlar. Mevzu bu. Yani Tamam. benim anlamadım. Abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Ha, tamam, buyur. Baro'yla aranız nasıl? Özel değilse. Vallahi kardeşim ben Baro ile en son sizle görüştüm. Onun He, dışında orada görüyoruz. yani onların dışında görüşme. Ha, bir seferde Bana bir yani dövüş nötr çağırdı. mü? Bana Yani biri onlarla da savaşta demişti. Yanlış bir info. ben mi savaştaymışım? Ha, öyle geldi bana ama Sebep? kimin dediğini unuttum. Bilmiyorum. Bir saniye. Sen bir David abi yerde arıyor. Ne diyeyim beça? Ben Hiç bir böyle yapma. yerde Sen Baryon'un mahallesinde mi sıkmışsın? Baron'un Birini mi? mahallesinde mi sıkmışım? Daha bir yerinde sıkmışsın. Bir böyle özel isim bulma. Laf bir şey bir yerde sıkmışsın galiba da. Geçiyorum. Orayı bilmiyorum ben de tam. Mevzu Bak yok yok ben şunu sıkan bendim. söyleyeceğim abi. Tamam, Abi. sıkan bendim. Abi. Canım abim. Ben şunu söyleyeceğim sana. Bak. Senin gücünden zerre şüphem yok. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi ben burada gördüğün insanlar Burak hariç Baryo'yla birebir ölümüne silahlı çatışmış insanlar. Sebep ne biliyor musun abi? Undercover bir şekilde denk gelip birbirini işte kaçırmaya çalışıp orada çıkan tatsız bir olayın sonucunda o sen özür dilersin yok ben özür dilemem vesaire derken silahların patladığı bir olay. Şimdi abi senin direkt Çaçalova niye aranda bir mevzu üzülüyorsun var değil oğlum? mi? Adam o şekilde rap Bak ne yapıyor ki kadar böyle güçlü oluyor olursan ol. demek ki. Atıyorum Baryo'yla da Kimse aranda bir durduk yere mevzu var. kimseye düşman Yine bir de olması MC kardeşim. karşını aldığın bir pozisyonda abi bu şehirde seni yok ederler. Yanlış Belki anlama de beni bak. Sana Çaçalova saygım söylüyorsun. sana senin Baryo tamam. ile rap Yok yaptığı çok doğru için söylüyorsun abi. Çaçalova İstersen düşman he. oldu. Abi sonuçta karşı O tarafta düşman bir olmak ittifak olur. istedi ki Bu oldu. adamlar kanlı bıçaklı da olsa senin karşına 3 kişi gelecektir. Bu durumda ben Çok şunu özür dilerim. istiyorum. Dur bir dakika Mirza. Ben şunu istiyorum abi. Bu şehirde benim güvenebildiğim bak sen bir yana tamam mı? Benim güvenebildiğim tek insan David Alkarin'dir. Ve bu adamın nasıl bir adam olduğunu bildiğim için ben istiyorum ki seninle onun arasında bir problem yaşanmasın. Ve en azından ileriye dönük bir senaryoya bakıldığımız zaman yan yana yürüdüğümüz noktada hep beraber yürüyelim. Tamam Beço'm, Sen ben bunu konuştum bir adamla abi yok zaten. abi bir bitireyim. Ha, buyur. Bir bitireyim. O yüzden ben diyorum ki benim bu şahsi fikrim istersen bunu sağlayayım sana. Bence yalnız David Alkarin'le beraber birebir otur bir konuş. Sen olayı doğrusunu anlat. Adam ona yansıtılanı anlatılsın. Ona göre bir karar verin. Nasıl izleyeceğinizi şey yapın. Çünkü sen farklı anlatıyorsun. Adam farklı anlatıyor. Sen bu anlatıma göre bir şey yapıyorsun. Adam o anlatıma göre bir şey yapıyor. Çok belli ki birbirinizi biriniz yanlış anlamışsınız veya birbiriniz bir infoyu yanlış veriyor. Beçom, Çünkü şimdi bak. görüp Heh, buyur buyur. sıkacağınız abi, görüp sıkacağınıza direkt konuştuktan sonra sıkmanız sizin için daha iyi. Tam Adam da Beçom'un tam onu dediği gibi şöyle yani. söyledi. Ya Dedi bak. ki siz dedi posta güvercini değilsiniz dedi. Bana da atın gonumu ben de geleyim Adam konuşmak bunu bile istiyorum dedi. düşünüyor bak. Bu Evet. adam bunu bile düşünüyor. Bir de şey abi senin Mert diye bir akranın var mı bilmiyorum ama hastanedeymiş sanırım. Beni motorcular ele ketti falan filan diyormuş insanlara karşı. Kim? Mert. O çocuktan haber alamıyorum ya. Uzun Vallahi zamandır. he, tamam abi. Şimdi bak. Beço. Tamam. Doğru söylüyorsun. Oğlum Güzel Burak'a bak, çıkmış. beni çok Ben azdırıyor. savaştayım. Bak. Ben David'le işi konuştum. Arkandayım kardeşim dedim. Savaşta olabilecek her şeyde arkandayım dedim. Yapabileceğin işi de arkanda olurum dedim. Ev soygunlarında
kiralayacak bir ev soygunları ve çocuklara dedim ki David'in herhangi bir dostuna, arkadaşına işte kim haber verin dedim. Ulan ben sağdan yiyorum, soldan yiyorum. Her yerden atıyorlar. Biz de attık da yani bugün. Yani ben orada onu gidip de sen kimsin ha, kimlerdensin ha, David ha, devam edin. Bana gelen info diyor ki 15 tane motorlu ekip abi diyor. Undercover şekilde caddelerde geziyor diyor. Peki abi arayıp sordun mu bu adamı? Aradım. Yüzümü Burak'la Zofya'ya kapattı telefonu. yürüyelim. Çakır'ın mirası Oğlum yarım burada kalmış. Beni gelmek istiyor adam Burak şu anda birini buraya. Bir yürüyecek bir dakika karakter burada değil. benim Ben görüşmek istiyorum. bir şey yapamam. Burada Çoçarov abinin fikri önemli. Yok, David'in gelmesine gerek yok. Şimdi lanse edilen her şey şu an Bence yanlış gelsin arkadaşlar. abi. Tamam abi ama adam da böyle biliyor işte. Madem doğrusu bu değil, oturun adamla bir konuşun, doğrusunu anlat. En azından kanlı bıçaklı olmayın abi. Ne gerek var şu anda? Zaten bir savaşın içindesin. Akıl mantığa sığar mı Ya karşına güzel bir kişi daha kardeşim, almak? bugün biz birine bir pusu attık bugün, tamam mı? Adam yani böyle kuyruğu kapıya sıkışmış kedi gibi foruma kaçtı. Dedim ki çocuğa sıkma. Hemen dedim ilk sağdan gir. Eğer Barrio bundan dolayı savaş açtıysa onların analarını sikeyim ben. Ben Doğru. Barrio yani anlatabildim mi? Benim üstümde var 5 tane Molotov. Ben foruma 10 tane adam gönderir. Yaktırırım forumu. Bunu da yapabilirim. Doğru. Adam Doğru, foruma doğru. kaçtı eşek gibi amına koyup, kuyruğu sıkışmış kedi gibi. Ben hemen dedim ki ya Barrio'da girmesin, şunları önce dedim, işimizi bir halledelim. Onlarla kapışacaksak onlarla da Ya abi kapışırız amına koyayım. bir şey diyeceğim bu konuyla alakalı. Hani senin içinde bulunduğun konumun bence şu anda en iyi çıkar yolu bu adamla oturup konuşmak. Ben David'le gene görüşürüm. David benim Tamam suratıma abi telefon gel. kapattı. Tamam abi bak şimdi. Abi tamam belki de o anda adam sikişiyordu suratına telefon kapattı abi. Niye böyle düşünüyorsun? Yo, Gözünü bağırdı seveyim. ya telefonda bak. Sonra mesajlaşmaya başladık. En Senin son bir şey kardeşin olmuş. vurulsa Vurmadan bence sonra sen de diyeyim aynı abi. tepkiyi verirsin abi. Tamam, Ben sana doğru. şunu diyorum abi. Bu adamlar sana 15 kişi sokakta undercover dolaşıyorlar infosu geldiği zaman arayıp sordun mu bu adamı? Kardeşim siz 15 kişi dolaşıyormuşsunuz bize mi kaldırıyorsunuz diye? Ben bunlar olduğunu nereden bileceğim? Abi sana demişler ya motorcular dolaşıyor diye. Senin dostun değil mi bu Tamam. adamlar? David dostum, evet. Dostumdu. İşte ya ben bana şu anda bak Mad bana şu Vikings diye bir anda ekip daha deseler var. tamam abi ama bak abi bana şu an deseler ki şehirde motorcular undercover dolaşıyor. Ben savaştayım. Bana biri bunu gelip dese ilk yapacağım iş David'i arayıp merhaba David Bey şehirde böyle böyle bir şey var. Siz misiniz bunlar yoksa başkaları mı diye sormak olur. İşte bunun da Tamam infosu var, şehirde bir onu sürü motorcu söyleyemiyorum var şu an. da. İnfosu var. Tamam abi olsun yani ben sordum mu sormadım mı diye soruyorum. Abi bak Yok. senin ben abi senin iyiliğini düşünüyorum. Beni yanlış anlama. Farkındayım Ben güzel kardeşim. bak yine bizim tarafımızdan olayı anlatayım. Ben bu şehirde bizi büyük gören bir insan değilim. Ama işte Baro ile mesela problem yaşadık. Aramızı hallettik. Bu adamlarla şu an aramız iyi. Bir şekilde orta yolu bulduk. Ben özür diledim, o özür diledi fark etmez. Ama özür dilemek de bir büyüklüktür diye düşünüyorum. Blackler dediğin adamlar evet sen şu an kanlı bıçaklısın ama bu adamların arasında bizim canımız ciğerimiz insanlar var. Sen de diyebilirsin bize destek lazım. Onlar da diyebilir Bu destek dövme ne lazım. la Bu yarrak durumda gibi, bak bunu yine ben değiştireyim. problem yaşıyorum. MC dediğin insan yine bu şehirde bizim yani yan yana yürüdüğümüz insanlar, tek yan yana yürüdüğümüz insanlar. Bu insanlarla da problem yaşayınca abi ben senin iyiliğini istiyorum. Ama sen bilirsin. İstersen Bak biz buradan Beço, şimdi gidelim. Sen devam et abi savaşını. sıkıntı yok. Bak, demek istediğim konu şu. Ben sadece David'le iş görüştüm. Başka kimseyle görüşmedim. Yani ben böyle bir durumun yaşanmasını ben de istemiyorum. Ama olaylar farklı lanse ediliyor kişilere. Yok Barrio bana savaş açmış da, yok o varmış da. Ya Bu orospu çocukları. Yani benim ağzımı hafif iki bela pisleştiriyorsunuz ya. bu Yani notu da tek başka tek biri benim koymazdı gidermişim he. gibi be şu. Bak, benliğimden çıkacağım harbiden yani. Ha. Ben adamın foruma kuyruğu kısılmış kedi gibi kaçıyor arabasıyla amına koyayım. Ben diyorum ki sıkma, Kim foruma o? gidiyoruz. Ki, ne bileyim kim, bir tane masalı bir araba amına koyayım. Hı. Foruma doğru kaçıyor, diyorum ki sıkma. Molotof'u hazırlamışım, yakacağım amına koyayım. Foruma kaçıyor, diyorum girme amına koyayım. Bari öyle diyorum, olayın içine dahil olma, şuradan sağdan devam et. Ben orada onu peşli forumun için ağzına sıçardım ya. Üç araba Helal kovalıyordum diyorum ya. Burak Tamam abi anlasana. sen ne istiyorsun? Başımı Herkes tatlı kendi belası pencere peşindeyim penceresinden falan bir şey bakıyor abi. yok. Yani onu diyorum, herkes kendi penceresine bakıyor da benim istediğim bir şey yok kardeşim. Ben birileriyle savaştayken milletle beraber olup bana geliyorsa onların ben alalarına sikeyim diyorum, bir şey demiyorum. Abi Yani istediğini diyebilirsin de bu şimdi senin yanlış anlaşılma var madem ortada.
Bunun doğrusunu anlatmak diyor, varken David'le görüşün. Şey, David'le görüşsen iyi olur diyoruz biz kardeşlerin olarak. Bence biz çağıralım. Abi ben açık konuşayım mı? Benim tek korktuğum şey sevdiğim bir abimi kaybetmek. Öyle davranıyorsun ki hiç bu çatışmalara girmiyormuş gibi. Yani gerek yok. Bir kişiyle ya bile bir dostluğunu evet. doldurabiliyorsan yeter. Kusura bakma ama kafana gelecek tek bir kurşun ne seni ne beni kurtarır. Ben ölmeni istemem. Vallahi güzel kardeşim. Adamlar yani canı savaş istiyorsa abi, savaşırız dedik. Tamam abi benimle, savaşırsın. Bak benim, diyorum benimle, senin benimle gücünden şüphemiz yok. He. Gücünden şüphemiz yok. Ama bu adamlar da bak yine benim görüşüm. Sana herhangi bir şekilde seni aşağılamıyorum. Sana bir şey söylemiyorum. Ama bu adamlar da isterlerse bilekten işte ne bilek aynı şekilde bağırıyor. İsterlerse şu anda tek başlarına bu şehrin içinden geçerler. Yeter ki doğru strateji izlesinler. Evet. Belki de bu adamlara gidip konuştuğunuz zaman bu adamlar da diyecek ki ulan Çaçarov da kendi evinden çıkmıyor. Biz sürekli evinin başında bekliyoruz adamın. O büronun başında bekliyoruz. Adam bir türlü dışarı çıkmıyor diyecekler belki. Trash talk'a dönüyor olay yani. Oğlum ora benim ofisim lan. Benim orada kaldığımı falan sanıyor gerizekalılar. Duvara murvara sıktı. Ben misal verdim abi. Böyle bir şey varmış. Ya oğlum bak bunların olayı ben geldiğimden beri sürekli bir tahrik bilmem ne cart. Benim sikimde değil. Ya yani ben bizde yani bak onları ben bir geçen bir oltaladım. Sazanlara düştü oltaya da ayrı bir konu. Onu ayrı bir görüşeceğiz. Onun dışında biz onlardan vurduk. Onlar bize vurdu. Yani bilek konusu ayrı bir şey yani. Defter. Bari konusu da çok ayrı bir defter. Haklısın abi ama bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Odistos. Sana hala hazırda süren bir mevzun var. Bir savaşın var. İzleyip metalayacak bir adam diye o bir tane boş yorumu görmüştüm amına koyarım seni. Dediğim gibi biz çok senin özür dilerim, gücünü biliyoruz. Kanka. Onların da küfür gücünü ettim. Biliyoruz abi. O yüzden hani şu anda ben onları şöyle sikiyorum böyle sikiyorum demem bir şey değiştirmiyor abi. Onlara gidip sorsak onlar diyecek ki biz belki Çaçarov'u altımızdan çıkarmıyoruz diyecektir. Yanlış anlama abi beni bak saygısızlık yapmak istemiyorum sana. İmotonluğu bozmayan VIP. O yüzden ben onu siktir edelim şu önümüzdeki mevzuyu nakladalım. Ben tamam. Ben sizin David'le anlaşamayacağım konuyu. Istemem. Tamam anlaşamayacağım çağıralım, konuyu. Çağıralım konuşalım. Çağır David. Tamam. Yarı yarı. Lan 1,5 saattir. Çağırayım mı? Oh be. Çağırın yani. Dedi. En baştan da, gidiyorum. Tamam. Şu an görüşürüm, şuradan bir yani görüş yani. Abi. Varsa bana da bir tane getirirsen mükemmel olur. Bir sandviç. Bir telefonla görüşeyim. Abi tane VP ses şey. Kayıtlarım var yayarım. Tamam kanka. İzle şimdi. Hazır mısın kardeşim? Abi bir şey diyeyim sana. Biraz önce Alper sana bir şey dedi. Hı. Güldün. Ondan sonra Beço'ya dönüp konuşmaya başladın. Bu Alper'in kalbini bir tık kırabilir. Bu şekilde ona davranma olur mu? Yanlış anlamıştır diye. Senin de kötü bir niyetin olmadığı için bunu söylüyorum. Orada birinden duyduğu bir şeyi söylüyor. Ya. Hatırlamıyorum. Evet. O kadar ama çok bu farklı ki. Bir şekilde anlaşılabilir. Anlaşılmaz. Konuşurum. Buram kafam çok dolu biliyor musun? Anlıyorum da abi. Ben ölmeni istemem dediğim gibi yani. Ya ölmeni istemem derken şimdi benden bir can gittiyse onlardan da gider rahat ol. Ya, öyle tek taraflı onlardan 50 tane öldürsen 100 tane öldürsen doğru söylüyorum. Giden bunlar, can seninki ise kazanmış sayılmazsın bunlar, be abi. Bunlar prezervatifsiz geziyor orospu çocukları değil mi? Sürekli sikişiyorlar. 8 tane 9 tane doğru öldürüyorlar. Öyle işte biz de zor durumdayız yani. Nick var mesela onların arasında. Benim çok sevdiğim bir dostum Gerald var. Her gördüğünde yanıma gelir selam verir. Ya ben aslında bu olaya karışamam ama benim kulağıma geldiği şekildeyse olay. Şimdi David geldiği zaman daha iyi anlayacağız. O taraf haklı benim gözümde. Ha isterim ki ikiniz gerekirse ittifak olun. Çünkü dostum diyebileceğimiz bir tek ikiniz var mısınız? Kardeşim ben şu bulunduğum savaşa kimseyi yanıma çağırmadım da katmadım da yarın bir gün lafı olmasın diye. Yani anlatabildim mi? Yanımda birinin olmasını tek yemeği mi vardı? Onlardan da birinin yanlarını almalarını istemiyorum. Burada tek taraflı bir koz paylaşımı yapacaktık. Onlar bunu tercih etmiyor. Neyse.
Çok konuşulacak şey var da. Evet Doğa. Ne olur bu hastalığıma tedavi bul. Öyle valla. Dediğim gibi ya. Ama kendine biraz tatil verme zamanın gelmiş gibi hissettim ben seni. Bu kadar yorgun olman iyi bir şey değil. Şunları bir vurayım da siktir olup gideceğim zaten. Daha fazla drama çekecek şeyim yok. Halim yok. Ne olacak abi ya sizin bu savaş mevzusu? Ben korkuyorum abi. Senin vallahi başına kardeşim, bir şey gelecek vallahi diye. Vallahi kardeşim ben oldukça stratejik bir şekilde hareket ediyorum. Onlar biraz daha farklı hareket ediyor. Geçen bir şugularla birilerine gönderdim. Çocukları vurmuşlar. Biz de vurduk bugün. Şuguları benim sürdüğümü falan mı zannettiler artık bilmiyorum. Sonra ben gittim farklı bir arabayla. Polislere vurdum orada. Sonra devam ettim falan filan. Ya bu olayların şeyi çok uzun ya. Abi bir savaşın kazananı olmaz ya. Ya tabii. İlla ki iki tarafta bir şeyler kaybetmiştir. Yani abi iki tarafta bir şey öyle bir şeyi onlar da karşısına i̇şte aldı ki yani bir taraftan bir taraf özür dileyecek ama nasıl dileyecek? Fanboyluk yapanları özür. Direkt ben diyorum abi. Diyelim ki sen bu savaşı fanboyluk kazandın, alayını öldürdün. Çatı da dahil ben buna. De çok sevdiğim insanları ama Burak Karakurt'a fanboyluk yapabilirsiniz. Onlar aynı şeyi size yapsalar ben abimi kaybedeceğim. Ben yani. İşin nasıl çık? Ya ben istemiyorum bunlar yaşansın. Ama tabii dediğim gibi senin savaşın abi. Benim politikam çok farklı ya. Hani hurra gidin. İşte anladın mı? Kim kime dumdumadan farklıyım. Hep öyleyimdir yani. Hayranınız Burak. Vay. Karakürt. Burak Karakürt. Geliyor mu David? Geliyor. Geliyor. Cumali öyle evet. Diyor demin. Oğlum ben başta dedim ben görüşürüm diye David'le. Abi? Hı. Anlamadım ne dedin. Drift montaj David'le diyorum ben ya. Görüş abi. Benden vuranı falan isterse öyle bir kitap yok. Kan parası isterse veririz. Bakalım abi bilmiyorum yani. Ben... Onun haricinde benden bir şey çıkmaz. Ne yazık ki. Kan parası isteyeceklerini düşünmüyorum ya. İstemezlerse benden ben alabileceği... Düşünüyorum. Alabileceği tek şey... Alabileceği yok. Bir şey yok. Yok. Yani... Haklıysa... Adamı isterse vermezsen kan parasıyla kapanacak bir olay değil çünkü. Ama haklıysa, senin anlattığın gibi ise bilmiyorum. O sizin aranızda. Ben böyle biliyorum, o öyle biliyor. Ara bulunursa güzel olur. İki taraf içinde. Yoksa yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Eğer bu puslu vadiden de çıkarsam ben köyüme dönerim ama. Harbiden Zofia fanboy olduğum tek kişi. Kafam ya kaldırmıyor Zofia, artık bura. Cool, güzel karakter. Hareketsiz böyle farklı ya. Tatlı geliyor. It's impossible 100 bit atmış yerim bu bura. Yersin kardeşim. Cerdetore 9. ayı Prime ile 31.22 demiş. Writing Machine Çikosberg'e abonelik atmış. Kardeşim teşekkür ederim. Yeminim var bura. Sizin abiniz ne zaman geldi? Bura sataşanı çeker vururum. Hiç şakam yok sözünde de dururum. Ya ben yeni geldim abi. Bir 12 gün falan oluyor. 15 gün veya bilmiyorum. O aralardır buradayım işte. Leandro'yu biliyorsun. Hı. Cenazemiz vardı. Nasıl yani? Leandro öldü. Leandro öldü mü? Öldü. Nasıl öldü lan? Öldü abi. Ecel mi? Biri ecel mi oldu? Ecel onu buldu abi.
Çok üzüldüm şu an. Şu arkada benlik bir konu dönüyor da ben bir gideyim bak. Bir saniye telefonum çalıyor. Burak. O kim? Çattan düştüm. Ne oldu sana kardeşim? Çattan düştüm, kafama dikiş attılar. Kapşonlu giydirdiler gözükmesin diye. İyi misin diye. Şimdi? İyiyim. Neredesiniz? İyi. Göl barı biliyor musun? He, biliyorum. Karı var mı? Yok lan, ne işimiz olur? Anlamadın ki ironiyi. Karı varsa gelmeyecektim. Hadi gel. O kim? He, benim ben de. Diana, ha Diana doğru. He. İyi tamam. Tamam, geliyorum gel ben. Sen istiyorsan. Tamam. Tamam kardeşim. Tamamdır. Hadi görüşürüz. İyisin değil mi, o gemisin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Sürecek mecalin yoksa gelip alayım seni. Yok yok kardeşim, gelirim. Dinleniyorum bayağı, 6-7 saattir buradayım. İyi bakalım, iyi gel. Tamam hadi. Biri şeyi yorumu yaptı. Özür dilerim. Çok haklısın. Burak, konuşup gel, rolü bölüyorsun Ottoman diye. Zorkul, gel. Kusura bakma. Ne yapıyorsunuz oğlum? Should stay. I would only be in your way. So I'll go. But I know. Geç. Dur dur. Söyleyeyim şu an. Ben gelecek, görüşeceğiz şimdi. Başlamayacağım. David Bey. Eyvallah eyvallah. Bu kadar. Buran üzüldüğü tek şey ne biliyor musun şu an Leandro'dan sonra? Bu eli çocuk olamıyor ya. Bak istedim. Alo. Baksana. Beni bir tekrar arar mısın? 30 yaşında. Kes lan, size mi soracağım? Alo. Heh, David Bey. Şimdi şöyle. Bu durumda bir şey belirtecektim size gelmeden önce. Şimdi ben Çaşarov Bey'le bir görüştüm. Ortada büyük bir yanlış anlama olduğunu düşünüyorum. Bunu gözeterek konuşursanız çok müteşekkir olurum. Onu bir demek için aradım. Ne olurmuş? Tamam, tamam, tamam. Tamam, bekliyoruz o zaman. Sağ olun. Ne olursun, ben kaçırdım orayı. Anlayamadım. Bira alıp geliyorum. O ne oluyor? O kafir! Bira içiyor kafir! Yani hoşnut. Alo efendim, bir yarın. He kardeşim, konuşalım. Tamam tamam, öptüm. Eskort telefonu gibi oldu ya. O gibi beni aramış. Size diyorum arkadaşlar. O gibi beni aramış. Eskort bulamadıysan. Açmıyor. Ogi geliyordu buraya ya. Aradı beni, konuştum. Var. Benden önce. Alo. Kardeşim. Kardeşim, çok geçmiş olsun. Neredesin?
İyi geceler Duam. Artun'um hoş geldin. Kötü düşene. Nerede ben de uşağım? Haydi şöyle geçelim arkadaşlar. Haydi. Ogi buraya Bir de benim gelecekti. işim. Konuştun mu ondan Beço? Evet, ona da attım Geçiyor. konum. Bir bakalım. David'le Efendim abi. konuştunuz mu? Bakayım abi. Konuştum, o Geliyorum da geliyor. sana. Da şey dedik ona, bir yanlış anlaşılma olabilirmiş biraz. Şey davran. Hani Ha, David geliyor mu yani, yok, anlamadım. geliyor. David abi zaten böyle agresif, gelir gelmez mallık yapacak bir adam değildi. Ha, tanımıyorum ki. İşte ondan diyorum, beni tanımadığını biliyor mu ya? Ya sizin dostunuzsa zaten benim Biliyorum de zaten. dostumdur. David abi iyidir ya. Şehirdeki böyle sakin düşünebilen nadir insanlardan. Ha. Çocuğu var. Bana Alex. gergin bir tip gibi geldi, öyle yüzle telefon kapatmalar falan. Oğlum adamın kardeşini vurmuşlar. Yani. Bilmiyorum ki. Gergin görünüşlü David'dir. Bir daha verilmez. O legendary moment. Kata. Oh. Tabii burada o belirli olan David abi. Öteki Valeri olması lazım. Bu ötekini tanıyamadım. Maske var. Sen delirdiğine göre Daniel. Topallay. Heirloom gibi kanka. Hani bende yok ya ondan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Merhaba. abi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldin Valen. Neyse kusura bakma, Hoş ben bulduk. biraz saçma buluyorum bu konuları. Abi estağfurullah. Yani baykuş güvercini gibi bir onun arasında laf, bir benim lafımı ona Merhabalar, taşıma. merhabalar. Böyle şeylere hiç gerek yok. Merhaba Beço. Doğru Evet, abi. Nasılsın? İyi Çeçero, sen nasılsın? Şükür iyiyim. Geçmiş olsun bu arada. Sağ ol. Bayram tokalaşması yapıyor MC Kara. Selamünaleyküm kardeşim diyor böyle şeyden de, bir sağ bir sol tokuşturuyor. Telsizi kapatıyorum. Hoş geldiniz. Telsizden çıkıyoruz. Evet. Teşekkür ederim Şimdi Aykır. ben bir izninizle bir konuşmak istiyorum. Buyurun. Bu ortada bir problem olduğundan dolayı ben hani bilmiyorum benim ne haddime olduğunu düşünürsünüz ama olaylara bir yakın olmak istedik biz. Ve dedik ki bu ortada bir yanlış anlaşılma varsa bu yanlış anlaşılma çözülsün ki kimse problem yaşamasın. Çünkü bu şehirde problem yaşaması gereken insanlar bence biz değiliz. Bu şehre problem yaratması gereken insanlar biziz belki ama problem de birbirimize yaratmaması gerektiği taraftarıyım. O yüzden bir istedim ki bir konuşalım. Çünkü siz bize bir haber verdiniz. Bu haber farklı. Çaçaro Bey'in bize verdiği haber farklı. Öyle. Evet, şimdi öncelikle ben size neden haber verdim? Bir dostluğumuz var.
Bu dostluğumuzda birbirimize verdiğimiz söz var. Bu sözlüğü ayrı tutarak sizin konuşmalarımızı ithafen söylüyorum. Çaçarov Bey ile aranızdaki bir dostluk var. Ben size dostken Çaçarov Bey'e yapacağım her hamlede size haber vermekten çekinmem. Hatta bunu gerekli sayarım. Doğru. Çünkü sizin de dostunuz. Ben gelip de kesinlikle size sığınma veya sizden yardım isteme konusunda bunu yapmadım. Ama duruşunuzda merak ettim. Asla bunu savunmuyorum. Evet, konuyu anlatmaya gelirsek benim açımdan. Benim bildiğim açıdan. Şimdi bu şehrin belli başlı kuralları var. Bu kurallar neler? Konuşalım. Herkes belli bir şekilde ticaretini yaparken bu şehirdeki itibarına göre, varlığına göre, duruşuna göre bir kural belirledi. Kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Ama herkesin varsaydığı da bazı kurallar oldu yapılan diplomatik konuşmalar içerisinde. Nedir bunlar? Southside'da illegal yapılmayacak dedi Baryo ve Bilek. Herkes saygı gösterdi mi? Gösterdi. Exin'in önünde rehin avına çıkıyor dediniz. Herkes. Exin'in önünden bir şey yapılmayacak dendi. Yapıldı mı? Yapılmadı. Herkes saygı gösterdi mi Beço? Doğru. Gösterdi. Sizler de aynı şekilde dediniz ki Mirror Park bölgesinde olan olaylarda bilgimiz olması gerektiğini savunuyoruz, istiyoruz. Herkes de bunu kabul etti mi? Etti. Etti. Ben bugüne kadar Çaçarov Bey veya ekibinden herhangi bir haber almadım bu konuda. Haber belki yapmadılar. Belki yapmadınız. Yok, haber verildi, bilgim bir var. Kere yapılmıştır. Yapılan belki her ev soygununda size gençler haber verdiğini bana belirttiler. Kime Daniel, yapıldığını bunu bilmiyorum. Bir doğrulasana. Bana sizin tarafınızdan kimse haber vermedi. Ben zaten bir tek Atilla'yı tanıyorum. O da sizden mi emin değilim zaten. Herhangi bir bilgilendirme bana gelmedi. Bilgilendirmeyi tamam. Ben onlara geçildi söyledim. Geçildi diyorsa yani geçilmiştir yapılacak. Çaçarov Bey. Yalan söyleyecek adam değilsiniz şimdi burada. Evet. Şimdi konuya gelecek olursak, evet, belli başlı kurallar var bu şehirde. Herkesin kabul ettiği. Mirror Park'taki iddiam da benim. Bir şey yapılacaksa bana haber verilecek. Bugün Daniel vurulduktan sonra arabanın kime ait olduğunu sorgulamak için 10 farklı kişiyi aradım. En sonunda araba biri neydi, David? MK5 Supra Jugular. Evet. Bunu da oldu öyle görmüşler. Abi çocuk vuruldu. Gözü yok mu bunun? Yok. Sonradan geldi biri de ondan dolayı soruyorum. Emsin önden geçti araç bir de. Yok, hayır. Evet. Neyse. Eminim bundan. Her türlü de peki, kendimi tamam kanıtlarım. Ben dediğim gibi kendi açıklamamı yapayım, daha sonra savunmanızı buyur yaparsınız. Yok, savunma yapmıyorum, biz burada konuşuyoruz. Ya savunma derler işte, karşı ne diyelim buna o zaman? Karşılıklı konuşma diyoruz David. Tamam, siz de kendinizi ifade edersiniz. Kendi açısından, olur. Siz kendi açısından kendi doğrunuzu anlatırsınız. Evet. Benim mekanımda, benim bölgemde, baraja çıkış yolunun hemen üstünde benim bu çocuğu bulduğum yerde. Biri bu çocuğa diyor ki, kimsin sen benim bölgemde? Şimdi benim bölgemde birine kimsin sen diyebilecek tek kişi benim. Daha sonrasında asıl sen kimsin cevabı Daniel'dan geliyor. Tamamen undercover ve cross motorla. Evet, bu konuda haklısın. Sonra arabadan bu çocuğa silah çekiliyor. Hoş geldin Doğa. Arabadan bu çocuğa silah çekilince Daniel konuşunca kızıyorlar, susuyorum Daniel ben. Vuruluyor. Vurulmakla kalmıyor. Yanından geçerken biri yat aşağı orospu çocuğu diye bağırıyor. Bu adam durduk yere vuruldu, bir de orospu çocuğu oldu. Yine David, biz seninle ofiste görüşmüştük, hatırlıyorsun. Ben sana Mirror Park'ta ulaşabilecek herhangi bir şeyde arkandayım dedim, değil mi? Evet. İşte konuştuk. Gene arkandayım dedim. Yani. Sence? Yani şimdi olaylar empati kurularak
bakılması gerekiyor. Biraz bağırırsan, yüksek sessiz konuşursan çok sevinirim. Evet, kusura bakma. bir soru soracağım. Çaçarov abi. Bu olay cereyana geldiği zaman bu kim, siz, ben bir olayı özetliyorum hızlı bir şekilde. Siz şu anda bir olayın içerisindesiniz ve karşınızda maskeli bir undercover bir insan görüyorsunuz ve kim olduğunu soruyorsunuz. Bir saniye abi. Bir saniye abi. Bunun üzerine karşı taraf size mi silah çekiyor, sizin arabadan mı bir silah çekiliyor? Şimdi onun öncesine gitmek lazım. Ben aktif savaş durumundayken, çatışıyorken, bir yerde pozisyon almış bekliyorken, bana gelen infoda Dark MC tarafından, Dark MC'nin bulunduğu mekandan 15 tane undercover motorcunun çıkıp etrafa dağılıp çatışmadan kısa bir süre sonra böyle bir bilgi geliyor. Bulunduğum lokasyona da bir tane cross motorlu undercover birinin geldiği söyleniyor. Bunun infosu bulunduğum yerin dışından geliyor. Görülüyor. Ben de iki kişi gönderiyorum. Gidin bakın kimdir, öğrenin diyorum. Ondan önce evvelinde de bir tane jester yanaşıyor. Siz kimsiniz diye soruluyor. Onlar da siz kimsiniz diyor. Sizin bizim de bir bağlantımız yok. Kolay gelsin size deyip devam ediliyor. Sıkılacak olsa orada sıkılırdı. Ondan sonra oradan ayrıldıktan sonra o araba info veriyor. Araba takipleniyor falan vesaire. Sonra ben diyorum ki bizim gençlere, çocuklara, arkadaşlar diyorum, gördüğünüz undercover kişilere kim olduğunu sorun. Cevap gelmezse vurun. Bak, onları söyledim, burada söylüyorum tekrar. Ben aktif savaştayım. Belli bir yere pozisyon almışım. Bir tane cross motor yanımıza doğru geliyor. Bunun infosu görüyor. Ben iki kişiyi gönderiyorum. Ondan önce sizin oradan motorların çıkıldığı bilgisi geliyor bana. Ondan sonra ben diyorum ki telsizden kim olduğunu sorun. Arabadan şöyle bir ses geliyor. Silah doğrultulmuş bir şekilde. Sen kimsin? O arada ben de çıkıyorum. Yanımdan 4 araba daha çıkıyor. Ya siz mi doğrulttunuz ilk silah? Bak abi, dinlemedin, anlamını kaçırdığınız konu şu. Ha, anladım. Ha. Pardon, orada, böldüm, kusura bakma. Yok, sıkıntı yok. Biz orada kalabalığız. O vatandaşa kim olduğunu soruyorsak o vatandaş orada silah çekmemeli. Ya kendini tanıtmayacak ya da kusura bakmayın deyip devam etmek zorunda. Tabii. Kaç araba geldi Deniz yanına? Sadece 2 tane. Bir tanesi geçti gitti. Üstte barajda da bekleyenler vardı. Ben onları göremem. Ben onları bilirim. Hadi diyelim gördüm, bildim Çeçerov Bey. İki arabada tahmini olarak 6 kişiyiz David. Tamam. Bir şey söylemek istiyorum. Ben undercover geziyorsam zaten, bizden biri undercover geziyorsa zaten kim olduğu bilinmesin diye geziyordur. Ya benim mekanımda, benim bölgemde biri gelip sen kimsin diye soruyorsa bizim çocuklar buna cevap vermek zorunda değil. Silah tek çekilirse... Başınaysa, tek başınaysa biri vermek zorunda David. Karşısındaki adam kalabalıksa vermek zorunda. Zorunda değil. Neden? Çünkü bu şehirdeki herkes benim Mirror Park'taki hakimiyetimi kabul etmiş durumda. Ben sen olduğunu nereden bileceğim? İşte zaten biz orada şu yüzdense... Orada vatandaş kendisini biz işte şuyuz buyuz diye tarif etse benim telsizden vereceğim info şuydu. Tamam, bırak. Tamam da beyefendi, karşıdan yükselme geldiğinden dolayı, biz de orada kalabalık olduğumuzdan dolayı böyle bir şey cereyan etti. Bunun öncesi de olduğundan... İyi yapmışsınız. Elinize sağlık. Çok güzel yapmışsınız da benim mekanım, benim bölgem. Tekrar ediyorum. Ben mekanımdan 15 motor da çıksam ben kendi mekanımı korumak için çıkarım. Ben o gün o saatte Mirror Park'ta devriye atmak için çıktım. Neden? Çünkü 1 milyon tane polis vardı içeride. Market mi soyuluyor? Eve mi giriyorlar? Buna bakmaya çıktım. Çıktım. Orada bir tane aracın çevrildiğini gördüm. Bir polis ekibi tarafından. Daha sonrasında telsizden bana haber geldi. Silah sesi duyduk, Daniel vuruldu diye. Ben neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum David. Yani burada Beço bana dedi, bize de David'le iyi görüşürdü dedim. Ben de görüştüm zamanında. Dedi abi bir görüşün. Tamam dedim, görüşürüm, sıkıntı yok. Yani burada benim tarafımda ben haklıyım. Senin tarafında sen haklısın ki ben senin orada, ben öğrendiğim an seni aradım zaten. Senin beni aradığını falan görmedim. Böyle bir şey olsa ben seni arayıp da kardeşim Mirror Park'ta olacak herhangi bir durumda arkandayım demem. Yapacağın işte de arkanda da olmam. Peki öğrenmeden önce adamların orada adam vururken neden aramadı kimse? Madem her işte haber veriyorsunuz. Hadi yani bunu geçtim.
Oru siz savaştasınız diye biz undercover biçimde Mirror Park'ta dolanamayacağız mıyız? Her önüne geçen bizi kimsin diye mi soracak? Bakın ben bugün sizi ararken, ben bugün duam, sizden olur, herhangi birini bulurum da sıkarım diye ararken Mirza'yla konuşmadan önce hiç takmadığım, umurumda olmayan Mad Vikings motor kulübünün önünden geçeceğim diye adamları aradım. Bakın ben şu anda Vinewood'da bir insan arıyorum. Ava çıktım. Buradan bizi geçerken görürseniz yanlış anlaşılmasın diye. Southside'da olsa bu sefer giderdim CJ'yi arardım. Çünkü bu şehrin bir kuralları var Çeçero Bey, kusura bakmayın. Doğru, haklısın bu konuda. Bu kurallara da uyulmak zorunda. Ben anlık çatışma durumundayken, ben onları peşliyorum, onlar beni peşliyorken, orada pozisyon alıp tekrar bir hamle yapacakken, ya dur David'i arayayım da burada olduğumu bildireyim demeden bana cross motorlu undercover biri geliyor. Yani David, senin tarafında haklısın. Bir de empati kurup benim tarafımdan bak olaya. Ben sana haklı değilsin demiyorum. Ben de bakmıyorum o zaman artık. Az önce konuştuğunuz şeyler de bence iki taraf da haklı. Evet, anlık bir kovalamaca yaşandıysa ve Mirror Park bölgesine düştüyseniz ve bu bölgede evet haber verememiş olabilirsiniz. Ama yine de bu gelen bir motorlu undercover birine kimsin diye sorduğunuz anda, yani bu kişi size silah çekmiyor, size bir tehdit yaratmıyorken direkt olarak silah ama çekmenizi ondan önce Jester'lı bir araba gelip silah çekiyor, konuşuluyor sen kimsin ben kimim, silah çekiliyor ve info gidiyor. Benim bundan sonra düşünmem gereken şey, bizden olmayan undercover verini sorun, cevap vermesi vurun. Beyefendi, bir şehirde yaşıyoruz burada. 1 milyon tane insan var. Siz savaştasınız diye insanlar undercover gelişip yüzünde maskeyle dolaşamayacak mı? Yok. Benim bulunduğum bölgede vururum. Yanıma gelirse vururum David. Kendi buldum bölgene anlık insanlara lokasyona kabul ettirebiliyorsan vurursun. Anlık ama benim bölgemde vuramazsın. Vururum David. Vallahi kakıp durduk yere 31 çeker diye imot atacağım. Sanki vallahi billahi sıkıldım yeter ya. Gittiyse bilemedim. Direkt oraya o şekilde gitmek. Oraya gelip de ben orada 15 kişi duracağım. Motorlu gelecek. Ben ona hiçbir şey demeden devam edeceğim. 15 kişi değilsiniz beyefendi. Ya siz iki arabasınız ve bizim... Yok, fazlaydım David orada. Ben lafa girebilir miyim David? Gir oğlum, vurulan sensin. Ben konuşmayayım, sen konuş. Benden çok senin söz hakkın var şu an. Evet, vurulan olarak şunu söylemek istiyorum. Birincisi, ben vurulurken ikinci araba yoktu. Sadece Supra vardı. İçinde iki kişi vardı. Ben bu şehirdeki birçok arabayı bilirim. Birçok arabanın kime ait olduğunu da tanırım. Araba gözüme tanıdık geldiği için direkt bir şekilde durdum. Herhangi bir şey olsaydı ben oradan zaten basıp gitmesini de bilirdim. Benim altındaki araç cross'tu. Aşağı kayar giderdim. İkinci araba, şimdi siz diyorsunuz ya iki arabaydık orada diye, ki yukarıda 15 tane daha araba varmış söylediğinize göre. Onlar arkadan gittiler, evet. Tamam. İkinci araba ben vurulurken yoktu. Supra şöyle oldu. Ben yukarı doğru çıktım. Yukarıdan bütün Mirror Park gözüküyor diye dürbünle Mirror Park'ı izleyecektim. Sizin orada olduğunuza dair herhangi bir bilgim yoktu. Yukarı şans çıkarken... Şans peki bunu? Şans demeyelim. Biz baraj tarafında toparlandık diye bir bilgi alsaydık çıkmazdık karşınıza. Bizim demek istediğimiz bilgilendirme buydu. İkinci olarak diyelim ki şans, karşılaştık. Elimde silah yoktu. Herhangi bir agresiflik sergilemiyordum. Tamam, savaş halindesiniz, çok anlıyorum. Bana sen kimsin diye soruldu. Ben de o sıra daha sorarken cümlesi bitmeden elinden silahını çıkarttı. Silahı görür görmez ben de silahımı çıkarttım. Asıl sen kimsin, daha cümlem bitmedi. Asıl sen kimsin diye soracakken, ardından Mirror Park benim, hani ben Dark MC'denim diye girişecekken, sen kimsinin nesine gelemeden delik deşik oldum. Bir, ikincisi, evet, kimse sormuyor, Supra Burak nasılsın? Oradan uzaklaştı. Üstünden belki de bir dakika, belki 30 saniye emin değilim. Sonradan Jugular geldi. Orada iki araba, 6-7 kişi falan değildiniz. Şimdi o arabada siz var mıydınız? Aynen öyle Kata. Üstteki baraj kısmının oradaki Hayır. yeri gördün mü? Şimdi bir saniye. Ben orayı görmedim işte. Asıl problem bu. Ben sizin 10-15 kişi, belki de 30 araba olduğunuzu bilseydim zaten çekip giderdim. Ama benim karşımda bir araba 2 kişi var
ve benim bölgemde bana sen kimsin diye soruyor ve aşağıda bir ton olay kopuyor. Ardından sizden önce silah doğrultuluyor. Ardından da bana silah doğrultuluyor. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Aa pardon, özür dilerim. Benim bölgemde geçen biri silahlı biri. Hadi geç mi demem gerekiyordu? Sen orada kendini tanıtmış olsaydın. Tanıtamadım. İzin vermediler. Asıl sen kimsindeki neye ulaşamadan delik deşik oldum. Bir saniye söze girebilir miyim? Çok fazla haklı haksız muhabbeti döndü diye. Bilmiyorum. Beni tanımıyorsunuz çoğunuz. Dark MC, David, Daniel, Valeri olarak ama haklı haksız muhabbetinden ziyade artık bu ortada vurulan bir adam var. Sen diyorsun ki mesela sen bana info vermiyorsun. İnfo vermediğin halde ben mahallemde info verilmediği için bir adama neden diye sorulduğum için vuruluyorum. Bunu diyorsun. Çaçarov abi de diyor ki o ara olaylar karışıktı. Şimdi en son iki tarafın da hatası olabilir veya iki taraf da haklı olabilir. Önemli değil. Bu ortada bir kan döküldü. Ne olursa olsun Çaçarov abi bugün burada ne derse desin Daniel ve David. Kararınız değişecek mi? Benim kararım net bir şekilde. Tamam. Çaçarov Bey, peki Çaçarov abi nedir? Senin kararın değişecek mi? Değişmeyecek. Şimdi ne diye konuşuyorsunuz? Yani niye konuşuyorsunuz? Beyefendi isminizi öğrenebilir miyim? Burak. Burak Karakurt ben. Burak Bey. Ben David Alkar'ın Dark MC'nin başkanıyım. Yanımdaki solumdaki kişi Dark MC'nin başkan yardımcısı. Sağımdaki de sekreteri. Bizler sizlerle daha doğrusu Beço, Ogi, Alper, Mirza, Doruk. Bu kişilerle bir dostluk, ittifaklık içerisindeyiz. Çaçarov Bey. Evet, Burak da bizim içimizden birisi. Çok güzel. Çaçarov Bey'i yani sorduğumuzda size bir abimiz, bir kardeşimiz, bir dostumuz denildi. Ben savaşmak istemiyorum. Savaş benim için ticaretimi öldürür. Ben parti yapan, parti düzenleyen, kortejlerimi yapan, illegal aktivitelerimde yeni bir şeyler bu şehre getirmeye çalışan biriyim. Ben adam vurayım, adam öldüreyim, kafa keseyim. Yok birinin topuğuna sokayım, araba bir şey patlatayım diye. Ben bu yolu seçmedim bu hayatına. Ben kolay parayı istediğim için seçtim bu hayatı. Ben savaşmak istesem bugün buraya gelmezdim. Benim talebim çok açık ve net. Bu çocuğu vuran kişi bana teslim edilecek. Hiçbir şekilde savaşla çıkmayacak. Hiçbir şekilde aramızdaki dostluk da bozulmayacak. Madem vurdun, madem sen savaşırken senin yanına biri undercover gelip vurulabiliyorsa, bu hakkı kendinde görüyorsan, benim de bu çocuğun kanının öcünü almaya hakkım var. Çaçarov abi sen ne düşünüyorsun abi? Bir seçenek daha sun istersen. Yani varsa aklında bir seçenek daha sunarsan çok iyi olur. Benim anladığım olay şu. Bu konuşmaların özeti olarak Çaçarov tarafı ve Dark tarafı olarak yorumlayacağım bunu. Yanlış anlamayın. Çaçarov tarafı bir savaş içerisindeyken Beryl Park bölgesinde kendilerini buluyorlar. Ah ulan! Yanlarına gelen, bu bölgenin hakimiyetini süren Dark MC'den undercover bir kişi yanlarına geldiği zaman kendini tanıttığı sırasında burada sen kimsin, hayır lan asıl sen kimsin mevzusunu çok doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum derken bu bence kale alınacak bir mevzu değil. Çünkü Daniel'ın zaten söylediği daha kendimi tanıtmaya fırsat olmamamdı. Bu durumda direkt olarak kişi silah çekiliyor. Evet aktif bir savaştasınız fakat dediğin gibi çok kalabalıkken karşınıza tek bir kişi geldiği zaman da direkt olarak bu şekilde silah çekmeniz ki burada en büyük zaten kilit nokta burası Dark MC'nin hüküm sürdüğü bir bölge. Bu bölgede böyle bir şey yaşanması hani evet karşı taraftan size direkt silah çekilip agresif bir tavır sergilenseydi Çaçarov tarafını bu konuda kesinlikle haklı bulurdum ama bu çok ortada bir mevzu. Ben burada olay bu şekilde sandığım için buradaydım. Olay direkt olarak Dark MC tarafının gelip bölgede silah çektiğini düşündüm. Ama zaten söylenene göre Dark MC tarafına ilk silah çekilmiş. Dark MC de bölgede hakimiyetini sürdüğü ve bunu şehre kanıtladığı için orada silah çekilmiş.
kim olduğunu tanıtamadan vurulmuş. Başka yorum yapmayacağım bu konuya. Teşekkürler. Doğru mu? Bence doğru. Yani anlattıklarınızdan bunu çıkardım. Yani doğruluk kısmı kişiye göre değişiyor. Bak. Bunu ben David'le bir görüştüm. Adamın alanıdır işte bilmem nesidir. Buna zaten lafımız olsa ben saygı gösterip David'e Miller Park'taki her durumda arkandayım demem. Ama ben işte olaydan bir saat önce yanıma Jester bir arabanın maskeli bir şekilde yanaşıp info alıp gitmesinden sonra zaten adamlara siz kimsiniz diye sorun silah çekildi biz de vurduk abi. Olay bu. Yani evet. Şimdi şöyle abi sen oraya gittiğinde eğer sen oraya gittiğinde eğer haber etmiş olsaydın Dark MC sana abi, sen kimsin diye sonra adama da sıkardı. Ya anlat ne kime sıkardı? Ya burada haberlik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sen kimsin çünkü diye soran adamı. Orada sen kimsin diye soracak ekip Dark MC. Bunu tüm çok nick ya. Evet, haklısın. Haklısın ama burada haber verilecek bir durum mu göremiyorum. Çünkü Çaçarov abinin dediğine göre zaten bölgeye düşülmüş. Ya ben zaten hani neden haber vermedin demiyorum ki Beço. Evet işte ben de onu diyorum. Bunu konuşmamız bile mantıksız. Yani tamam düştü oraya olay. Ama sen orada sen kimsin diyemezsin. Çünkü orası benim bölgem. Orada sen kimsin diyecek kişi benim. Hadi dedin. Savaş içerisindesin. Kendini efendim hadi. Yani güvenceye almak istiyorsun. Adama silah çekiyorsun. Bu adam da sana silah çekiyor. Bak ondan silah öncesinde çekti. Undercover kişiler bize ben silah ben bir konuşabilir miyim? Sana. Evet. Ha, çok güzel. Sıksın. Hiç önemli değil. O sizin politikanız, sizin yaşadığınız savaş. Gerçekten bugüne kadar kimlerle savaşta olmaz. Ha kafanızda şöyle bir şey varsa Dark MC dışarıya bilgi sızdırıyor. Ben açık açık size söyleyeyim. Bizler birinin yanındaysak onu bütün şehre duyururuz. Onun yanında olduğumuzda açık açık söyleriz. Biz bugüne kadar sadece bunu çatıya belli ettik. Çatıya sizin yanınızdayız dedik. Çatı bir savaşa girmediği sürece ben gidip de kimseye haber uçurmam. Yani silah çekilen adam vuruluyor. Bir de hani vurmuşsun adamı niye orospu çocuğu diyorsun? Evet isteğin nedir? Açık açık söyledim dediğim gibi. Hı. Bir daha söyle de konuşalım üstüne. Evet. Benim sana kardeşim şu. Pardon bir şey soracağım. Bence iki taraf da birbirini dinledi. İki taraf da olayı kendi penceresinden anlattı. Ben hiçbir şekilde baskı uygulamıyorum. Yanlış anlamayın beni. Ben sadece kişisel görüşlerimi söyledim. Anladığımı söyledim. Ne yapacağınız, ne edeceğiniz size kalmış. Tekrar belirtiyorum. Ya bu uzlaştırma yolu ayrı. Ben David'e soruyorum isteğini. Tekrardan. Ama sikinin başına. Çaçarov Bey. Ben bir savaşa sürüklenmek istemiyorum. Savaştan korktuğumdan dolayı değil. Ben ticaret için bu işe girdiğimden kaynaklı. Savaştan korksam bugün yana yana sen arayana kadar sizi aramazdım. Demir ya ben çok terbiyesizleştim. Çok sinirlendim. Bu kadar. Benim de sana teklifim ismi Daniel mi? Hı hı. Daniel vurulduğumdan dolayı bize kan parası ödemek. Onun haricinde ben birini veremem. Kan parası nedir? Kan parası nedir? Güzel soru. Hocam çok yoruldum. Anlatabilir misin? Gerçekten. Bir savaş durumunda savaşta bir tarafın kayıpları vurulan tarafın kayıplarının karşı tarafın ödemesi ve bunun için vurulan tarafın bir bedel belirlemesi diye özetleyebilirim herhalde. Anladım. Benim kardeşlerime fiyat biçilmiyor Çaçarov Bey. Yani bu ya bunun sonucunda bu çıkmaması bu gerekiyor bence. Savaş hani bu bir savaş stratejisi diyelim aslında buna. Olayı kapatmak için kardeşlerime fiyat biçilmiyor. Özür mahiyetinde bir bedel gibi düşünebiliriz bunu. Ben yanlış anlatmış da olabilirim. Yani yok, aramızda daha doğru anlatacak biri varsa konuşabilir. Ya şöyle. O da sırf sen olduğun için David. Yani bunu geçmişte görüştüğümüz, konuştuğumuz için. Ya bu değil de.
Anladım David'in kafa yapısını. Yani bu raconda olan bir şey. Türk raconunda olan bir şey. Kan parası. Ama ben de buna karşıyım. David'in de buna yanaşacağını düşünmediğim için farklı bir çözüm yolu da bulunabilir. Aslında Türk raconu demek doğru olmaz. Bu çok evrensel bir olay ama... Benim bildiğim kadarıyla en azından. Ben bu durumda... yine şahsi fikrim arkadaşlar. Ne bir taraftan... Oğlum Türk raconu değil miydi David lan kan parası? Ama ne bir başlık parası, kan parası bunlar aynı raconu kapsıyordu diye biliyorum. Taraftarıyım burada. Yani Daniel'ın da durumu ortada. Bence burada dilenmesi gereken büyük o zaman bir özür bilmiyor. Var. Özür dilerim. Özür dilerim. Yine de size kalmış. Bilmiyordum yani. Kusura bakmayın da harbi kan parayla satın alınabilecek bir şey değil. Kızılay'da mısın? Bir keke kan vereceksin ama. David Bey bunu kabul etmiyorsa mesajlarım geçerli David sana. bir şey rica edeceğim her şeyden önce. Lütfen bir dahaki sefere mesajlaşmayalım. Telefon. Olur olur. Bildirim geldi. Suratıma kapatmasaydın. Suratıma kapatmasaydın konuşacaktık de. Çok fazla mesaj gönderdim. Biraz bekle diye bir bildirim geldi. Sevgilimle bu kadar mesajlaşmıyorum. Valeri bir konuşalım seninle. Dediğin gibi. Senin de diyeceğini bir dinleyeyim. Oğlum nasıl kan parası? Konuşabilir miyiz? Aa doğru. Doğru lan. İzlediğim birkaç dizide daha kan parası muhabbeti dönmüştü. Ananı sikeyim. Niye değil kan? Alper bir baksana. Ne yapayım aynı ya. Efendim. İyi misin? Sayılırım. Burak'tı değil mi? Evet. Nereden girdi mermi? Bir tanesi omzumu delip geçmiş. Bir tanesi karın boşluğuna denk gelmiş. Geçmiş olsun. Bir şey ihtiyacın yok değil mi şu an? Aç mısın? Susuz musun? Yo yo şu anlık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Tamamdır. Sigara paketinin ya. Ben Burak'a sabah beri bir şarkı açmak istiyorum. İzninizle. Şuraya bir editlik bir görüntü bırakayım. Şöyle. Şu sifona yeter. Şu sifona yeter. Heh, tamam. Ne yaptılar? Neye karar verdiler? Başka bir teklif. Valeri'nin aklına gelmiş sanırım. O Valeri de lafı geçen biri biliyor musun? Bilader başkan yardımcısı. Bakalım ne diyecekler. Ne ben deniyordu ona? Vice Prez mi? Ha, Vice Prez. Böyle suyun yemeğin falan var mı? Çok dilim damağım kurudu. Alır gelirim kardeşim. Yok yok estağfurullah. Bırak bırak. Ogi gel gel. Hallolur hallolur vardır birinde. Pırlanta gibi çocuk. Müsait Burak mi? Müsaade edebileceğim mi kardeşim? Tabii. Al. Orada sigara içmedik al. Al bir bok biliyoruz değil mi?
Ya bırak. Efendim? Abi Çaçarov abi bana bir şey demiş, gülmüş mülmüş. Ne dedi la bu bana? Ha ben dedim ona gel be. Bence sıktı elin serçe parmağını alsın. Hayır. Bu sen buna Baro'ya sıktığı ile ilgili, mahallesinde sıktığı ile ilgili bir info verdin. Gülüp sana hiçbir şey demeyip Beço'ya döndü ya. Oradan dedim abi dedim yapma. Ha tamam ya şey yapmadı. Bana da dedi kusura bakma hani yanlış anlama falan çok gerginim dedi de. Ha. Dedim yok kusura bakmadım zaten. Ama adamın çok affedersin götüne giren girmiş zaten. Burak anladım Bey. Anladım. Alper. Efendim. Efendim kararımızı verdik. Tamam bir toparlanalım istersen abi hemen. İletirsin direkt şeye David. Tamamdır. Bir sordu mu fazla? Evet David Bey. Evet Çaçaro Bey. Şimdi madem şöyle geçelim mi? Tabii. Güneşte kalmayalım. Telleriz. Adamınızı bize vermek istemiyorsunuz. Biz evet. De Daniel'a paha biçemiyoruz. Evet. O zaman şöyle bir teklifimiz var. Hı. Sıkan kişi cezasını kendiniz verirsiniz. Bizi ilgilendirmez. Sıktığı eli istiyorum. Ne istiyorsun? Sıktığı eli. Elini. Elini. Ben ateş ettiğim bileğin elini istiyorum. Eli. Anladım. Var mı karşı bir teklifin? Çaşarı abi. Yani... El istiyorsan ben sana el getireyim. O ofisindeki eli değil. Sıkan adamın elini. Videoya çekersen sevinirim. Evet David girebilir miyim? Tabii buyur. Anladığım kadarıyla sizin kendinizce kurallarınız var. Hani kan parası şeklinde. MC olarak bizde, bizim kültürümüzde eğer bizden biri karşı tarafa yanlış bir hareket yaparsa cezasını kendimiz kesip videolayıp gönderiyoruz. Bizim istediğimiz... Yani şey gibi, bizden kimse bir yanlış yapmaz, yanlış yaparsa cezasını en ağır şekilde çeker. Ne pahasına olursa olsun. Yanlış da yapabilir ama özür dilemesini de çok iyi biliriz. Karşısının kesinlikle. Ne olacağını da. O gün bugün sıkılan mermiler bu çocuğun kafasına da gelebilirdi. Bu çocuk öle debilirdi. Bu olayın sadece iyi yaşadığı yataşa orospu çocuğu deyip yanından geçmekle. Tespih çeken biri mi var ya? O Mirza hala çekiyor. Ne alaka lan ben değilim. Tamam ha, pardon böldüm. Bu çocuğu ateş edip yanından yataşa orospu çocuğu diye bağırıp geçip işte kan parası falan... Öyle debilirdi anladınız mı? Madem oradan işte ben tamam sen alındı, tarafından haklısın David. Sen tarafından haklısın. Benim tarafımdan bak. Orada beni gördü, infoladı, geri çıktı. Belki ben orada 6-7 kişi beni vurup ben de ölecektim burada belki. Evet anlıyorum ama benim açımdan çok haklı değilsiniz. Dediğim gibi kim haklı kim haksız daha fazla konuşmaya gerek yok. Talebim budur. Bunu düşüneceğim. Sana cevabımı iletirim olur mu? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben iki tarafa da buraya geldikleri için, bizi kırmadıkları için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ben bir ara bulmak için de ya da bir farklı bir amacım yoktu burada. Sadece istedim ki ortada bir yanlış anlaşılma varsa yok olsun. Yanlış anlaşılma varsa da siz konuşmalarınızla yok etmişsinizdir diye düşünüyorum. Daha da diyebileceğim bir şey yok. Şunu da söylemek istiyorum Çeçero Bey. Teşekkür ederim. Başka insanlarla konuştuğumda çok güzel uvuz kesip yolladığınızı duydum. Aynı inceliği sizden de bekliyorum. Bize uzuv. Ne kesip? Uzuv. Uvuz. O ne oluyor? Uzuv pardon. Uvuv. Anime olayı diyebilirim ben. Uzuv. Düşüneceğim bunu David. İletirim sana bunu. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz gidebilir miyiz? Ayakta duramıyorum artık. Sütler. Oscar'a bir selam vereyim. Tabii ki yani herhangi bir izin söz konusu olamaz. Gitmek istediğiniz an gidebilirsiniz.
Sütlacı yedim. Uvu, Kuadriyam hoş geldin. Peki, var mı başka bir şey? Hocam sen bir telefonuna bakarsın, ben geçiyorum, tamam. Tamamdır. Süremeyecek gibiysen şey yapalım. İyi geceler, iyi günler, pardon. Sen temiz yüreğini yerim ben ya. Gerizekalı Alper. Geçmiş olsun tekrardan. O, OCC, OÇ. Haleri tüm mevzu bitmişken. Sütlacı durum. Motorun orada görüşürüz. Daniel çok tatlı. Gider. Evet ama onu koyayım. Daniel çok tatlı. Bir de oturmuş ya orada masum masum. Benimkinden bir tane var zaten. İfşayız amına koyayım. Savaş istemeyecek insan benim bu hepsi içerisinde yamyamlar dışında. Ben orada herhangi bir mermi atma taraftarı değildim. Beço'nun tanıdığı müthiş bir masör kız var. Seni ona götürürüz. Söyleseydi ben de büyük ihtimalle söyler çeker giderdim ama işte konuşmayı çok ya ya da size galiba. Silah çekilmeseydi direkt olarak mesela, orada. Mesela ben hani silah zaten... o direkt patlatmadan ya bir de şöyle bir durum var. Ne kadar sizin de ben şundan eminim ne kadar sizin hüküm sürdüğünüz bir bölgede olsa karşınızda bir kalabalık olduğu zaman bu kalabalık sizi çembere kıskaca aldığı zaman fantastik imneler size bir şey söylediğinde çetim şu an full fantastik imneler yani. Biz de partner yani imneler kim olsa yapar ama bir araba vardı çekilmesi... orada çocuk yani ya, hadi iki araba olsa gerçekten hani ya on araba olsun fark etmez tost ki. Ederlerdi beni onu ben de biliyorum canımın bir değeri var ama yok yani ben daha cümlemi bitiremeden çikolatalı tost. Delik dişik olun. Kuadriyalı tost. Ben de böyle olacağım ya. Arkasından tost. Ben delik normalde dişik, inşallah olursun bugün. Kabul etmeyecektim. Ama asla olma ya sen. Sıkıntı asla ve ben asla, asla kabul etmezdim. Ben de asla olmam kanka. Yok 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 vazgeçtim asla olma. Asla delik asla şey demeyin. Bunu normalde Justin kabul etmeyecektim. Daniel bunu böyle doğru gördü. Bunu kendisi böyle istedi diye kabul ettim. Normalde öldürmek mi istiyordun? Ya herkesin bir yöntemi var. Ben böyle ben bir durumda... Ben öldüreceğim diye bir şey demedim bu arada. Yok yok, yok meraktan şöyle. Sordum yanlış anlama. Diyelim ki bu Mirza'nın başına geldi. Mirza'yı vurdular. Eğer Mirza kabul ederse karşının bu durumdan özür dilemesi ve kendi arasında herhangi bir cezayı yanındaki insana vermesi benim için yeterliyken siz belki de kelle istersiniz. Yani herkesin bir yolu yöntemi var. Şeyi düşündüm ben. Eğer öldürmek isteyip Çaçorob'un konuşması ve onu anladıktan sonra bunu sadece bir uzuva indirmeniz bir şeyleri değiştirmiş demek. Ondan merak ettim. Yani bilmiyorum. Hadi evet abi. 3 mermiye bir özür çok görüldü. Yapacak bir şey umarım yok. Umarım daha fazlasını verirler. 3 mermiye bir uvuz. Uvuz. Evet. Uvuz. Güldürme Alper. Mermiye kullandın kardeş. Kardeş anlaşın işte. Sen beni aramıştın Oscar ne oldu? Böyle gözlerimin içine bakınca bir gerildim. Var mı bir derdin tasan? Çözelim Davidçim diyecekti. Yoktu oldu. Abi iki şeyi de güldüm bugün senin sayende. Birincisi bu Uvuz'da, ikincisi de bu yanlış anlama beni bu adam orospu çocuğu mu diye yükseldiğinde bir çok gülmüştüm. Abi iyi ki varsın abi. Ne kadar saçma bir şey. Adam vurup yat aşağı orospu çocuğu diye bağırmak nedir? Kim yaptı? Bu adam orospu çocuğu mu? Oldu olacak bir de plakamı oku falan desin. Allah Allah. Ha. Ayıp ya. Yat yani. Aşağı yeri yala falan yakışmıyor. Yerde kal, yerde insanlar var ya. Geliyorum yani, böyle şey. Daniel sen de diyemedin mesela şu an yerdeyim. Yatıyorum adam ama yerde değil. Adam vurulmuş en fazla. O demeyeyim ben ya. Şimdi karşıdakinin kim olduğunu bilmeden laf yapmak, mermi atmak olmaz.
Adam zaten kevgire çevirmiş seni. Ne laf atacak? Yok muydu senin silahın? Ağzımdan çıkan kelime bitmedi ki konuşalım. Oğlum hiçbir şey bulamadıysan havaya fişek sıkaydın amına. Gibi taş atsa etmeli de gibi. Vardı hayır silah. Hayır oğlum Çeçe abiler orada vardı, niye 30 kişiyken? Silah. Yani 15 araba falan dedi duyduğum kadarıyla. Niye tek yok, başına bir adam aldım? 15 kişi izledi de ben madem bu kardınız dedim neden tek araba geldi? Bagajı ben orada çeçeren olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşün kardeşim. Orada o kadar kalabalık olan bir adamın bir kişiyi vurmasını haklı görmüyorum kendi adıma. O kadar kalabalıksa sen kaç düşüreceksin amına koyayım orada? Yani o ya bir de evet yani karşıdaki insan silah çektiği durumda bir kişi de olsa belki de hızlıca silahını patlatacak benim kafama gelecek. Ya da benim kardeşimin kafasına gelecek. Orası çok ayrı mevzu bakın. Ama ne olursa olsun silah hayatımda zaten önce karşı taraftan çıktı. Savaş gördün lan? Hayır mı? Ya neyse dediğim gibi benim çok mi gereksiz uzadı sizin mevzu. Mi ben anlamıyorum ki. Çok gereksiz uzadı Oscar mevzu. Bir hata yapıldı bize karşı. Madem gördükleri her undercover diye adlandırılan yüzü kapalı kişiye sıkmaya hazırlar. O zaman bunun karşılığını da ödemeye de hazır olsunlar. Ben açık ve net söyledim. Sıkanın elini istiyorum. Sıkanın istedik vermediler. Bari elini versinler. Diğer eliyle silah kullanmayı öğrensin. Çok zor değil. Bir soracağım. Evet. Racon mu bu? Bu racon mu oluyor? Değil. Sıkmasın abi bir daha diye. Koyayım amına kim sıktıysa vur kafasına şapla. Çeçerov'un adamı mı sıktı? Hmm. He. Dövseydiniz işte evet. Burada. Az önce buradaydı. Yok. Oscar eşittir benim mental. Konuşmaya gelen abi, insana... Taksaydın kafasına maskeyi. Ya abi... Konuşmaya gelen taş insana taşa... ben öyle bir şey yapmam açıkçası. Ya gurur mu kaldı, onur mu kaldı, şeref mi kaldı siktiğimi şehrinde? Bende hala var şehir düşünsün. Bende yok abi hiçbir şey. Ben bir tane verseydiniz elime kese kağıdı geçirseydim kafasına undercover deyip anasını sikseydim orada. Bu nedir arkadaş bana ya? Bana mantıklı geldi. Ben şey anlamadım. Vuran herif nerede ya? Yani niye tek başına geldi? Vuran herif ben vurdum desin bari çıksın şurada. Hani orospu çocuğu demeyi biliyor. Gelsin desin desin ki ben vurdum ya kardeşim özür dilerim. Annemiz... Raf beni mi çağırdın? Mesela. Baba. Kardeşim bir sıkıntın mı var? Bilmiyoruz ki. Su iti gibi duruyorum burada. Yine niye orospu çocuğu oldum? Bak. Ben de değil mi? Tamam. Tamam. Burak. He kardeşim. Ben de öyle düşünüyorum. Vallahi haklı bu çocuk. Oğlum kenara çekiyorsun konuşmuyorsun. Sıkıntı mı var? Hayırdır oğlum? Sikerim lan adamı. Kara kurt. Önce seni. Deli midir nedir amına koyayım ya. Ha Beço. Ha Beço. Ha pardon ya. Konuşamıyorum. Efendim? Boğazım düğümlendi. Şey yaptım sana. Biraz önce böyle kafam falan sağa yatırdım. diye gelir misin falan demeye çalıştım ben, da. Ben de anlamadım bile. Hayırdır anlamında. Ha yok yok. hani. Ha. Ha. Yok. Böyle sağa yatırdım kafamı. gösterdim mi o tarafı ondan. Ben de dedim herhalde şey kafan falan mı kaşınıyor? Kulağını falan mı kaşımaya çalışıyorsun? Ben de anlamadığım için böyle sana baktım ya, hani. anlamında hani hayırdır. Sıkıntı mı var? Yo ben dediğini anladım zaten hayırdır. Ben orada boğazım düğümlenmiş. Yoksa ben sana orada şeyde böyle bir ses de çıkartıyorum. Şey diyordum. He anladım mı? Anladım. Şey anladım. Mesela. İşte en başta bunu yapsaydın anlardım. He tamam. İşte en başta bunu yapsaydın anlardım. Ne oldu hayırdır? He şey. Bu Şahin'in durumu ne? Nerede? Nasıl? Ne oldu? Aklıma düştü de. Nasıl yani? Nerede? Ne yapıyor? Nasıl oldu? Bilmiyorum ki ben bayağıdır görmedim. Yani en son cenazede gördüm. Tabutun başındaydı. Yani mezarın başındaydı en son. Şey bu tören alanında. Sonrasını görmedim.
Bir müsait olunca arasan onu. Bir görelim en arayayım. Azından. Arayayım arayayım, doğru dedim, bir arayayım. Efendim? Beço Bey. David Bey. Çok teşekkür ederim her şey için. Ah. Ben ya ben teşekkür ederim kırmayıp geldiğiniz için. Evet, ilerleyen zamanda zaten daha detaylı konuşuruz. Burak Bey, tanıştığıma çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. Yani belirtmiş gönül isterdi olayım. Ki böyle tanışmayalım ama inşallah güzel bir yoldan kapatacağız. O taraf da bizim dostumuz çünkü. Daha yolumuz çok uzun. Dostunuzu bilmiyorum. Ben size sadece bana şunu söylemek istiyorum. Beço Bey, çok özür dilerim. Evet, evet, tamam. Siz tabii siz buyurun. Bu gibi insanlar çevrenizde olduğu sürece bunu bana lafı düşmez ama gerçekten sizin de adınızı kirletiyor. Siz bu şehrin en tepesindeki insanlara boyun eğdirmiş adamlarken böyle her önüne gelene atarlanan, her önüne gelene gider yapan, ki şunu söyleyeyim, peşinde olanlar sadece ben değilim. Jamestown'da ateş ettikleri için Barrio da aynı şekilde peşinde. Heh, Jamestown ya, aklıma gelmedi, amına koyayım. Bu şehrin belli başlı kuralları var. Kim olursa olsun buna uymak zorunda. Bu bak, kuralların birkaçı birisi. Doğru. Zaten fikrimi belirttim. Ben durumda, şu mevcut durumda karşı tarafın haksız olduğunu düşünüyorum. Evet, orası bizim dostumuz. Ama burası da bizim beraber yürüdüğümüz, bizden bir parça. Sizler bizden bir parçasınız. Olası bir olumsuzluk durumunda karşı tarafa hiçbir şekilde karşı tarafla değiliz. Karşı tarafın içinde değiliz. Herhangi bir savaş durumunda. Fakat benden de benim bu denli yakın gördüğüm birine silah doğrultmamı beklemeyin. Onun dışında herhangi bir durumda tabii ki sizlerin arkasındayız. Bir sıkıntı durumunda, örneğin savaş esnasında düştüğünüz durumunda, mühimmat konusunda, saklanma konusunda, tedavi konusunda ve benzeri her konuda. Bilmiyorum. İsterim. Çok teşekkür ederim. Bunlara ihtiyaç duyacağımı sanmıyorum. Bence Çeçarov Bey de aklı başına gelir ve isteğimi karşılar. Ki şu anda 3 savaşı kaldırabilecek bir durumda hiç kimse değildir tek başına. David kim? David abi, çok kusura bakma. Az ne diyorum bilmiyorum, kusura bakma ama. Söyleyeyim mi, cümlemi bitireyim mi? Söyle. Söyle. Seni dinliyorum. Beklemeye devam et abi. Aynen öyle, beklemeye devam et. Yarrak kaldırabilir pozisyonda değil. Sik gibi her yerden çıkıyor, sana da kaldıracak, görürsün. Kaldırsın. Otur, yapacak sen, bir şey yok bekle. O zaman. Yapacak bir şey yok o zaman. Biz de bizimki de kılıçlarımıza çarpıştırıyoruz. Bizimki de kalkıp bekliyoruz. Yani Jamestown'da gidip Barrio'nun mekanının önüne Barrio'ya polis arabası girmesine sebep olmuş. Ki Jonathan Sanchez bu konularda siz de biliyorsunuz çok katı ve nettir. Hiçbir şekilde Barrio bölgesine Jamestown'a polis girmesini istemiyor. Ve kişi buna sebep olmuş orada birini vurarak. Yani dediğimiz gibi, yani burada herkes kaldırmış konumdaysa ve çok biz kaldırmış değil, konumdayız değil mi şu an? Sizinki de kalk Burak Bey, merak etmeyin. Ama çevrenizdeki insanlar sizin isminizi lekelemekte biraz. Eskiden evet, güçlü olabilir. Ya. Bir de bir konuşmamızda bana bileğe boyun eğdirdiğini, ben şöyle sikerim böyle sikerim dediğini hatırlıyorum. Durum çok öyle değil şu anda. Sanırım eski gücü yok. Umarım en yakın zamanda kendi de farkına varır. Tabii. Doğru. Anladığım kadarıyla herkesinki kalkık burada yani. Ben yerine göre kaldırmayı tercih ediyorum Burak Bey. Gücüm yetmeyene de geri adım atmasını çok iyi bilirim. Evet. Benimki biliyoruz David abi. Değil mi Oscar? Niye kalkmıyorsun? Aynen öyle. Karıştırmasan ortada. Bir pasör edasıyla siz her kaldırdığınızda bizi smaç basmaya hazırız. Haberiniz olsun. Smaç basacak bir silah almaya da hazırız. Alibi hazır olun. Sana bir şey diyeyim mi? Anasını bile sikeriz abi. Doğru mu Beço? Kim onu sikeyim ben? Doğru. Hadi teşekkür ederim muhabbetiniz bizden için. Dikkatli gidin, tekerleğinize taş değmesin. Teşekkürler, teşekkürler. Görüşürüz. İyi sürüşler. Bir sene. Ben yere yazdım ya. Dark MC Yasuo alırsa. Tamam gidiyoruz o zaman. Gel. Of ya, o muhabbet çok iyi. En azından biri taramıyor, düşün. Öyle düşün. İyi yerinden bak. Tabii, tabii. Oğlum Undercover'sa karşındaki adam ilk sen vuracağım. En azından vurdum dediği vurdum diye gidiyor. Arabada, bundan sonra mermi atmakta çekinmeyeceğim yani. Nasıl mermi? Ne diye kardeşim? Şarjı vermeye hazırım.
Tabii o gibi bekliyorum şarjörlerini. Kanka. Tamam kardeşim. Görüşürüz. Bu ben adam bu adam şöyle söyleyeyim size harika bir adam yani. Ben David abi hayatımda söyle kanka. Ben hayatımda bu kadar kaldırıp yerine göre kaldıran bir adam görmedim. Normalde mesela Çaşarov abi görüyoruz. Kalkık dolaşıyor. Ama o adam buraya abi, gelince David kaldırdı abi, ben fark ettim. Tek başına 31 çekemeyen bir adam, ne anlatıyorsunuz? David abininkini hep başkası daha kaldırır. İyi. Daha iyi. Başkası kaldırıp indiriyorsa daha iyi. Bak yine söyledi ya işte şey var. Neydi o? Sanchez, Manchez, San Victor. Sarıkıtı işte. O ne yine ona güvendi. Sürekli başkalarına güvenerek iş yapar David abi. Hayır hayır yanlış yazdın Crafty, düzelt onu. Ya burada bile anlatıyor ya işte Sanchez hiç sevmez mahallesine polis girmeyi diye. Bazen hayatı sorguluyorum. Benim mi kafam güzel, sizin mi güzel? Sen ne anlatıyorsun amına koyayım? Sen ne anlatıyorsun? Şu an buradaki herkes aynı fikirde mi? Ben değilim. Ben senin tarafındayım lan Oscar. Aslan kardeşim, düşene el uzatırım her zaman. Bir tanecik kardeşim. Benim gerçekten kafam güzel diyecektim. Anasını sikeyim ya. O da güzel, o da güzel. Konuştuğunu anlamadı bence, boşver. Ben burada değildim konuşma sırasında. Anlamadan destekledi o. Doğru. Kardeş işte, görüyor musun? Aslan kardeşim her konu. Haydi geçelim. Şu haberi alalım da. Beço aldın mı? Şahin. Yok sana bıraktım. He. Ha. Çok ufak bir şey söyleyebilir miyim? Hazır ortalık bu kadar karışıkken bir tür baryoyu tarayalım mı? Özledim ben varım. Galiba. Benim de var Burak ya işte. Benim mental Burak Karakurt. Bir telefonla kanka caddede 150 ile geçin, peşinize takılırlar zaten. Köşeye çekip pararsınız. Hayırdır oğlum, 150 ile geçiyorum diye peşime mi takılacaklar gamonu? Ne olur bu ara birinize bir şey olsun istemiyorum. Geri dönmesine 10 saniye. Kanka 160 ile geçin, takılmıyorlarmış. Tokyo Drift misali. 184. Abi senin şu dövmeler sana bir şey diyeyim mi? Sik gibi ha, bayağı iyi. Evet evet. Bu sağ kolumdakini çocukken yaptırdım da beğenmiyorum ben de. Enteresan. Bana benziyor. Ya sike göre değişir biliyor musun mesela? Estetik de tabii var. Tabii mesela bana sikleri birazcık anlatır mısın? Ne ya, tür sikler vardır? Mesela sağ kolumdaki mantar başlı hafif tombul. Mantar başlı hafif tombul. Evet. Sol mesela sol kolumdaki suskun penis. Yani bu Ruskun ne demek oluyor? Tabii tabii. Ne demek oluyor abi? Zor. Yani mesela David Bey gibi değil de zor kalkıyor. Zor kalkıyor. Mesela evet. Mesela Alper bisik olsaydı nasıl bisik olurdu? Yamuk. Anana giren cinsten. Sen ne terbiyesiz bir insansın Alper. Çıbık. Tamam. Alper. Çıbık şeklinde. Alper. Aslan İnanam. Kardeşim benim ya. Senin yerin çok başka çocuk. Oh. Eyvallah. Senin yerin başka. Boş ver baryo bilek çaçaro. Boş ver bilek baryo çaçaro. Senin kokun başka. Hayat çok güzel değil mi amına koyayım ya? Değil amına kodumun hayatı. Çatıdan düştüm. Alnımda kafamda dikişler var. Sarkılıyım diyorum hala. Oğlum hayat senin, çatıdan düşmen de güzel. Sen alkollü müsün Oscar? Bu ara güzel olan ben alkole çok karşıyım abi. Yeşil aycısın. Joint içiyorum abi. Yo joint içiyor baba. Tam yeşil ay işte, aynı değil mi? Baktın mı? Aynen abi, yeşil ya joint. Aha. Oradan geliyor yeşil ay. Tabii. Çok güzel diye. Bırak her zaman benden bir adım öndesin amına. Nasıl Rafık ya? Önden gelebilecek tehlikeleri kaldırıyorum da. Bir şey olursa bana olsun. Abi şunlarla. Sen bir de arkadan sırtından bıçak yemeyeceğini biliyorsun ama. Arkadan ben sevmiyorum. Ben arkadan sevmiyorum, yok. Hak yolu var ki ya, bok yoluna gidilmez diyor. Kanka. Ya, muhabbet bok yerine doğru gidiyor. Gerek yok. Aldın mı haber Beço? Konuştum Şahin'le. Yani dinleniyorum dedi. Biraz dedi. Ben dedim uzaktasın, göremiyoruz seni falan. Haber alıyorum ben dedi. Hani bacağıma falan bekliyorum dedi. Dedim
Yani ben dedim haberden bahsetmiyorum. Göremiyorum seni dedim. Dinleniyorum falan dedi. Ama sesi çok da iyi gelmiyordu. Bir gidelim mi yanına? Nerede olduğunu bulabilir miyiz? Nereye Bence gider? yanına gitmemiz doğru bir karar değil. En azından durumunu görsek. Yani hep beraber koptu kalabalık gitmeye de gerek yok. İstiyorsan git. Yani ara konumunu öğren. Abi yere baka baka git sürünüyordur belki. Onun da omuzlarında büyük bir yük var. Anladın mı? Aynen, o yüzden yerde sürünüyordu. Olabilir. Sonuçta kardeşinin ölümünden kendini sorumlu tutuyor. Sorumlu da zaten. Vallahi Doğru değil mi doğru zaten? düşünüyorum ya. Aynen. Ben sana Doğru. bir düşünüyorum. bakarım. Tamam. Hak etmediği bir şey yaşamadığını düşünmüyorum. Yani bir şeyler yaşandı. Hep birlikte oturup konuşmamız gereken çok büyük şeyler var. Burak, seninle de oturup konuşmamız gereken şeyler var. Senin de Tabii. bize yapman gereken açıklamalar var. Tabii. Ve bu saatten sonra ne yapacaksın, ne edeceksin? Bu konu hakkında da bence bir görüşmemiz lazım, konuşmamız lazım. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Hani sen ister misin görmek bilmiyorum ama böyle bir şey varsa hep beraber gitmek de bazı şeyleri zorlamak olur. Kafasını dinlemek istiyorsa dinlesin. Aranızdan kafasını dinlemek isteyen varsa da dinleyebilir. Yok. Ben sadece durumunu merak ettim ya. Görmelik bir durum yok. Bu silah sende değil mi Beço? Sen mi aldın o gün? Ben de silah artık yani kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü olay yerini hazırlarken de bu silahı kullandım. Ne yapacağını, ne edeceğini sen bilirsin. Ben sana teslim ederim. Yani. Ne yapacağım ben de bilmiyorum ki. Ya hadi gidelim buradan. Ne Bir de yapıyoruz burada? kızlarla konuşmak Gidelim. lazım. Kızlar mı? Hı. Ne konuda? Bu konularda. Bu konularla alakalı birazcık. Doğru yani. Orada olmayanlar da vardı. Hı. Benim yaptığımı söyleyebilirsiniz direkt. Niye yaptığımı ben açıklarım zamanı gelince. Dediğim gibi bu konu hakkında beraber. Okli nerede? Okli mi? Egzide bizi bekliyor. Zaten baktığında bir Doruk bilmiyor, bir de Okli bilmiyor. Tamam, o zaman egzeye geçelim. Ya da Haydi. çatıya geçelim. Çatıya mı? Aha. Tamam. Konuşalım. Olur. Haydi o zaman, burada beklemenin bir mantığı yok. Hadi. Hadi hayatım. Tamam. Herkes telsiz değil mi? Selam aleyküm. 73. Selamun aleyküm. Evet. Beço, sağdan gidelim mi, otobana bağlanalım direkt? Olur, Olur, olur. olur. Bence Alper haklı. Alper Alper haklı haklı beyler, beyler, haydi. haydi. Ne Adam açıklaması kullanmıyor ya şu yapacak? beyni. Hangi beyni? Dikkatli sürün ama. Alper söylesene, annen Ama doğma araba yaptı ya. kullanamıyor, onu bilin.
Anana sövdüm sen ya, git, biraz tutlanmışsın bana Uskan. Tamam. Sevdiğimden kanka. Dokundu mu arabaya? Ha bu yolları da bilmiyin ya. Dokundu dokundu. Önemli bir şey yok ama. Beklesene Alper. Alper benim Evo 4 çeker mi kardeş? Öyle olmaz evet. Lazım. Öyle. Vay aman oğlum. Hazar ben de diyorum niye böyle hızlı gidiyor buralarda. Ara var huzur yok. Ara var huzur yok. Para yok huzur yine yok. Anasını sikeyim. Kanka para varsa sikmişim huzurun amını. Aynen öyle. Bence huzur varsa sikmişim paranın amını. Kardeşim huzur parayla satın alınır, o yüzden aynı. Ne kadar lan? Parayla benim satın alamayacağım bir şey söyle bana. Öyle bir şey anne yok bu hayatta. Oğlum parasız da çalışıyor Oscar. Hakikaten bulan benden para istedi. Beço, Medviking Semsi görüşmek istiyor. 15 arama 76 mesajla uyandım. Beço delivery rally yapıyor bir saniye. Alper. Çok hoş gibi hissettim. Kanka Alper. Efendim? Ne kadar? Ne diyorsun lan? Huzur diyorum, huzur ne kadar? 10 milyar. Buna koyayım, nereye gideceğim buradan ya? Ha şuradan çıkıyor galiba. 10 milyar. Baba tam olarak ne oluyor? Bize kaçıyor. Türk lirasıysa vereyim amına koyayım sana $500. Niye hatırlattın? Dikkatli olun ha sürerken. Alper yarını yok gibi kullanıyor ama iyiyiz. Nereye doğru geçiyorsunuz? Çatı. Çok kasıyor, çok. Top speed'ini bilmiyorum ama 300-310 falan görür. Motel yolunda. Bir iskeleye uğrayıp geleceğim ben. Tamam.
Düz yol değildi oğlum ora. Şey yapmıştı. Burak çatı mekanını bilmiyor tabii ki de. Ne koyayım? Nasıl kasıyor ya? Benim acil format atmam veya çift PC'ye girmem lazım. Kasmayla yine iyi sürüyorsun Hellfire valla. Ya çok zor arkadaşlar harbiden. Kasmasına alıştım diye şu an sürebiliyorum ama 3070 ile de böyle kasmaması lazım birader ya. Biraz astı ya. Nasıl... Konum geldi kardeşim, konum geldi. Ne olur RP sorgulamayın lan burada. Ne olur. Yanlış yaparsam zaten farkına varırım ama. Ne? İcazetinizi sikmeyeyim şimdi, o ne bilmiyorum ama oturun. Buna buna kanka. Efendim kardeş. Ne oldu sana? Kafasını vurdu ya o. Ya gidip geliyor böyle. Bana bak lan. Bundan sonra benim kurallarım yeter. Duydun mu? Lan kaval kemiğini kırarım senin. Amına koydum oğlu. Niye kemik diyor biliyor musun? En çok onu seviyor. RTX 3070 kasıyor. Ya evet. Az sonra düzgün oturacaksın aslan parçası. Anlaştık mı? Öyle açayım taşaklarımı. Sen nasıl tanedin? Ya yapıyorsun? Bırak bu işleri. Öyle açayım taşaklarımı göstereyim. Yok ben böyle oturuyorum ama çok taşaklıyım falan. Oğlum bundan sonra beni gördüğün zaman ayağa kalkacaksın. Bir şey, özellikle bir şey dememi istiyor musun? Arkadaşlar. Abi diyeceksin. Beklediğimiz biri var mı? Yok. Buyur Burak. Bir şey söylemem gerekiyor. En azından bu çatı ismini verdiğimiz oluşum altında yer alan herkesin bilmesi gereken bir şeyi açıklamak istiyorum. Leandro'yu ben öldürdüm. Bir şey söylemeden önce şunu bilmenizi istiyorum. Leandro benim öz kardeşimden daha yakındı.
soracağınız soruları kardeşim dediği adama, kıymış bir insana soracağınızı lütfen unutmayın. Bir şey soracak mısın Doruk? Gergin gergin bakıp susmanın bir anlamı yok. Bir insanın kardeşim dediği insanı öldürmesi için nasıl bir sebep vardı ortada? Nasıl gerekiyordu? Demek ki olmuş değil mi Doruk? Kendi ağzından söyledin. Nasıl ve neden öldüğünü bilmeye en azından hakkım var diye düşünüyorum. O yüzden sordum. Leandro yıllardır benim yanımda olan, son birkaç ayını belki de bir yılını sizin yanınızda geçirmiş bir insan. Biz eski egze olarak birbirimize verdiğimiz bazı sözler vardı ve bazı yeminler vardı. Bugün hani sen diyorsun ya, kardeşini sıkacak hale nasıl gelebilir diye. Ya kardeşlerine zarar verecek bir şey yapmıştır. Ya da bütün kardeşlerini riske atabilecek bir şey yapmıştır. Bu ölüm, Leandro'nun da bu olay daha doğrusu nasıl biteceğini bildiği ve kabullendiği ve buna göre hareket ettiği bir durumdu. Buradaki kimse bunun yaşanmasını istemezdi. Ama yaşandı. Burada herhangi bir açıklamalık ya da anlatmalık bir şey yok. Sadece olan olay bu. Buradaki herkes bunu bilsin. Çünkü siz o gün yoktunuz. Ve buna göre hayatınız sürdürsün diye yapılıyor bu konuşma. Siz bir dost, kiminiz bir kardeş. Ben emin olun ki bir evlat kaybettim. Ben kendimi bu konuma, bana yanlış yaptı, ben buna sıkarım diyerek getirmedim. Sizi korumak, onun da isteyeceği şekilde yapmak için getirdim. Ben onu gerçekleştirdiğimde vasiyeti elindeydi. O da biliyordu. Biz her birimiz bir bireyiz, bir insanız. Hepimizin hissiyatları var. Hepimizin duyguları var. Hepimizin atan bir kalbi var. Ama bu benim içinde bulunduğum veya kardeşlerimin hepsinin içinde bulunduğu çatı adına büyük bir leke sürecekse, ben bile yapsam, Beço da bunu eminim onaylayacaktır, Beço bile yapsa, yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Hepimizden büyük çatı var.
sebebi ne olursa olsun kardeşim, abim, eşim, dostum dediğiniz hiçbir insanı ya hiçbir oluşumu şerefiyle, namusuyla oynayacak yalanlar söylemeyin. Kendi kafasına sıkmazdı. Burak'ın ona sözü var. Egze'den. Leandro şeyi dedi. Bir gün düşman kurşununa gideceğime, gidersem çok üzülürüm. Beni öldürecekse senin gibi bir adam öldürsün demişti. Kardeşini satmadı diye değil, mesaj atmadı. Burak'ı kenara çekip söyleyebilirdi. Burak böyle böyle, Leandro böyle. Sen de lafını ona göre konuş, özürümüzü dileyip gidelim diyebilirdi. Burak da oluşumunu, kardeşlerini, şerefini, haysiyetini ortaya koymazdı. Beni affetmeyeceksiniz. Biliyorum. En azından affetmiş gibi görüneceksiniz. Bunun en başında Alper. Görüyorum ki Doruk. Ama bir gün beni anlayabileceğiniz pozisyona inşallah girmezsiniz. Oraya o gelirsek zaman... Allah düşmanımın başına vermesin birader, o çok ayrı bir konu. Bu şu anda hiçbirimizin, ben bunu en başından beri söylüyorum. Bu şu anda hiçbirimizin anlayamayacağı, hiçbirimizin belki de akıl sır erdiremeyeceği, mantıklı bir nokta bulamayacağı belki de bir olay. Ama buna aramızda bunu anlayabilen, buna akıl sır erdirebilen ve bu noktada bulaşabilen iki insan vardı. Biri Leandro'ydu, biri Burak'tı. Onların da geçmişte yaşadıklarından kaynaklı. O yüzden içinde bulunduğunuz durumu anlayabiliyorum. Hepinizin. Buradaki herkesin. Ya gerçeği Şahin, Burak veya Ogi'ye Şahin söyleseydi o durumdan onları kurtarmak şey için elinden geleni yaparlardı. Şahin arkadaşını satmadığı için yaşıyor bana zaten arkadaşlar. Şahin de en az onun kadar hatalı. Ama bir fark var. Şahin'in farkı, Şahin bunu bizi korumak, bunu Leandro'yu korumak için yaptı. O yüzden onun da içinde bulunduğu psikoloji çok farklı. O da çok farklı bir durumda. O yüzden bugün yanına gitmek istemedim. Kendini hazır hissettiğinde zaten yanımıza gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü asıl olaylar yaşandığı Leandro'nun yanındaydı. Bu mevzuda bu kadar. Çok ufak bir şey sorabilir miyim? Söylemek çok istemiyorum. Konuştum mu bilmiyorum. Normalde Şahin'le alakalı ne konuşulan ortamda ne konuşurum. Tek bir soru soracağım. Orada milletin içinde yalan söylemesi eyvallah. Biz kenara Burak'la çektiğimizde ya da ben tek başıma çektiğimde bana yalan söylemesi benim açımdan affedilir bir durum değil. Biz iskeleye gittiğimizde Burak'la kenara çekip olayın aslını sorduğumda bana yalan söylemesi tek başıma, bana Burak'la beraber ayrıyeten yalan söylemesi, hadi Burak'tan da çekindi diyelim. Benle Şahin'in arasındaki samimiyeti herkes biliyordur. Şehirde hiçbiriniz onunla takılmıyorken ben takılıyordum. Fellas'ta çalışıyordum. Taci Yastırım'ın olduğu dönemler arkadaşlar, taksici durağında ben işi sokmaya çalışırkenden bahsediyorum. Bu çocuk bana yalan söyledi. Benim bahsettiğim bu işte. Yalanın sebebiyeti benim bir kardeşimin canına mal oldu. Bununla alakalı sana herhangi bir konuşma yaptı mı? Hayır. Tamam. Orada herhangi bir şekilde bana bir göz bile kırpsa, dese ki yaptım ama o amaçla değil, yaptım farkına varmadım dese, ben onu kurtarmak için orada kendi canımı bile verirdim. Ben üstüne basa basa dedim. Ben kardeşimi tanıyorum dedim. Kardeşim dedim, ne bizim ne de benim adımı düşürecek bir insan değil. O yüzden karşınızda bu kadar emin konuşuyorum. O yüzden onu bu denli savunuyorum. Açık konuşayım. Ben Egze'yi dağıtmadan önce veya Egze dağılmadan önce Leandro böyle bir insan değildi. Ben o yüzden öyle savundum. Kenara çektiğimde de bana zaten yapmadım dedi. Ben öyle bir şey yapar mıyım dedi.
kamera kayıtlarına gittim. Departmandan bir şekilde uğraşıp aldım. Bahsettiğinin aksi görüntüler vardı. Ve biz ulaşmasak düşmana ulaşacak. Bu da onun için hiç iyi bir son olmayacak. Arkadaşlar ben... Düşmanı onu öldüremezdi bence. Başka konuşacak bir şeyimiz var mı? Var. Benim sonra eklemek istediğim bir şey var. Kimse Şahin'e kin güttüğümü düşünmesin ya da düşünün. Çok umurumda değil ama... Gerek Pusat Doğu Bey olayında, gerek bu Omar Escobar olayıyla, gerek bir sürü olayda Şahin'i yeteri kadar alttan aldığımı en azından kendi adıma düşünüyorum. Bir uyarı dahi yapılmadı şimdiye kadar kendisine. Ama ben kardeşimi de kaybettim. Beyan durumu da kaybettim. Bir olay daha olursa Şahin tarafından ben artık çatının içerisinde bulunmam. Eşinden söylüyorum. Olur mu öyle şey ya? Sonuçta biz arkadaş olduğumuz için hepimiz birbirimizin anasını siktirebiliriz. Benim de tahammülümün bir sınırı var. Gerçekten de Oscar'a katılıyorum. Hani anlatmak istediği şeyin arkasındayım. Benim Kaan, sabrım ne oldu? Çoktan taşardı ama sizin hatırınıza. Ne oldu Kaan? Bu kadar söyleyeceklerim. Bu konuda ben de birkaç şey söyleyeyim. Çünkü hep onu susuyorum. Niye yorum yapıyorsunuz siz? Çete bakmıyorum diye tabii. Görmedim. Ben şöyle düşünüyorum. Ne anlatıyorsunuz? Ne kadar kurban ki... olayım ya. Bu yönetim tarafından verilmiş bir CK kardeşim. Bu OSI verilmiş bir karar. Niye %50'ye garantisi? Çatı. Yarın yaşayacağımızın garantisi olanlar, yani yarını garanti olanlar ayağa kalksın desem kimse o parmağını haksız, bile bu oynatamaz haksız. Burada. Çünkü böyle bir hayat sürüyoruz. Ama insanların çoğu oğlum. Bugün böyle ölüm için oldu. Kılını bile kıpırdatmıyor. Sevmiyor musunuz çatıyı? Bu mevzuya gidin, şöyle bakmak izleyin. İstiyorum. Gidin öncelikle onu izleyin. Şunu gidin. Herkes izlemeni izlemez yani. İzlemeyin abi. Bana karşı ne düşünüyorsun? Hissiyatın nedir? İzlemeyin beni ne olarak koyayım. Görüyorsun? Ne yapayım cümleye yani başlarken kurban olayım? Beni affetmeyeceğinizi rol biliyorum buraya dedim. İtiyor kardeşim. Buraya itiyor. Öyle bir şey yok abi. Seni affedeceğimiz bir davranış yaptığını bile düşünmüyorum ben. Çünkü buradaki af kısmı en azından benim nezdimde benle alakalı olan bir durum değil. Mesele burada senin kendini affedebilmen. Yaptığın şeyi yanlış olarak görüyorsan. Bizi düşünme bile. Çünkü burada doğru soru aslında şu olması gerekiyor. Yaşamak için şerefini vermeyi mi tercih edersin? Şerefin için hayatını feda etmeyi mi? Şerefim için bir dakika bile düşünmem. Oscar. Affetme buradaki konusuna kimse... gelecek olursan. Beni... Bitireyim abi izninle. Heh, ya da buyur söyle. Buyur. Şeref meselesine gelince kimse kusura bakmasın abi. Buradaki kimse dört dörtlük müthiş işlemler, müthiş hareketler yapan, kimsenin hakkına girmeyen, kimseye küfür etmeyen mükemmel insan değiller. Ama ben şunu en azından kendim için söylüyorum. Ben yaşadığım Oscar. Sürece benim hoş geldin Çiko. Hoş bulun. Anlat. Ben yaşadığım sürece, nefes aldığım sürece, nefes almama siz izin verdiğiniz sürece yanınızda tutarak. Az önce şeref diye bir tabirden bahsettik ya. O tabir sizin için asla ama asla inkar edilebilir bir kavram olmayacak. Hiçbir zaman sizin için yanlış yapmayacağım. Tamam, hiçbir zaman sizi üzmeyeceğim, önemli. Sizi kırmayacağım. Herkes yani onlar da sohbet ediyor kendi ne aralarında oğlum. Artık yanlış herkesin olarak fikri ayrı kendine. Varsa, başkaları için sonuna kadar. Birisi Doruk'un suratını mı düşürdü? Onun suratını sikeceğim. Birisi Alper'in suratındaki gülümsemeyi mi aldı? Onun o kılcal damarlarının anasını sikeceğim. Ya biri Ogi'nin suratını yere mi düşürdü? Oğuz bu çocuğunu çarmıha gereceğim. Ama bizim için bunu yapacağım. Bizim kendi içimizde birisi bize bunları yaşatıyorsa kusura bakmayın abi. Ben o cenazeye de gitmem. Ben bu durum içinde üzülmem. Şahin'e gelirsek yapmayacak. Adam olacak amına koyayım.
benim adımı kötüye çıkarmayacak. Sikerim lan. Ben daha önce sevgi görmedim, bir şey görmedim, sik sik yaşadım, bu yaşama kadar geldim. İlk defa sırtımı dayayarak yürüdüğüm birileri var. Bir bakıyorum amına koyayım, arkamda birisi var mı? Evet, Beço var. Onun arkasında kimse yok. Niye? Niye Beço'nun arkasında kimse yok? Çünkü siz böyle davranıyorsunuz. Çünkü siz şöyle davranıyorsunuz. Siktiğimi şehrinin sokaklarında yürürken amına koyayım Chelsea'den daha çok taraftarımız yok muydu Beço bizim? Doğru. Manchester United gol atınca bağıran insanlardan daha çok Oscar diye bağıran insan vardı bu şehirde. Nerede amına koyayım? Nerede o samimiyet? Nerede o bizim sevilen yüzümüz? Nerede bizim o güleç suratımız? Yok. Niye? Çünkü biz arkadaşız. Biz arkadaşlarımızı koruruz. Korumayız abi. Ben yine söylüyorum. Buradaki birini üzenin anasını sikerim. Ama buradaki birinin üzüyorsa anasını değil. Yani annesi, onun annesi, onun annesi, onun teyzesi, onun eltisi, kim varsa. Koyayım amına abi. Bu saatten sonra neye göre yaşayacağımıza artık dikkat edelim. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim size. Bu olay bu olay bambaşka bir olay. Her ne kadar çok da gün yüzüne çıkarmak istemiyorum tekrar olayları. Beni yanlış anlamayın ama evet, belki de bu amaçla yapılmamış bir olay. Kötü bir amaçla yapılmamış bir şey ama benzer demeyeyim. Örneğin buradaki birçok kişi, burada olup olmayan birçok kişi zamanında bu hepinizin dile getirdiği milletin ayağına yatma muhabbeti var ya. Bunu buradaki birçok kişi yaptı. Ama bunu yaparken bunu kime yaptılar? Bunu, örneğin bunu Mirza Okli'ye yaptı. Örneğin bunu Ogi Diana'ya yaptı. Örneğin ben bunu Dora'ya yaptım. Ne bileyim, bizim kim? Çakır. Çakır bunu Zoe'ye yaptı. Ama bunu tutup da hiç tanımadığımız bir kadına yapmadık. Yapmadılar. Ben böyle bir şey yapmadım. Sadece genel konuşuyorum. Yanlış anlamayın. O yüzden burada olan olay çok farklı. Burada bizim dahi müdahale edebileceğimiz, anlayamayacağımız, dediğim gibi bazı şeyler var. Bu noktada da bu iki kişi arasında olan şey, iki kişi arasından çözülen şey, biten şey. Bir daha da bugün burada konuştuk. Bir daha da bunun konusunun açılmasını istemiyorum. Lütfen. Sıkıntı yok. Ama Şahin benim gözümde hala tacizci birisi. Ben böyle düşünmüyorum. Ben böyle düşünüyorum çünkü değil. Tamam, bunu düşünmem bence doğru değil. Benim kararım da bu. Yani benim fikrim de bu. Bunu düşünmem. Bu ama son olaydan dolayı değil. Ben size bir açıklama yapacağım bu... arkadaşlar. Bir iki tane yorum gördüm. O Frezzi diye bir tane bu, oğlan vardı. Onun bana ben uyurken Okli'nin bacaklarını elledim demesinden. Onun sonrasında Doruk ona bir yem attı diye Doruk'la sevişmeye çalışmasından. Ya benim gözümde tacizci de olmasa sapık bir adam bu. Ben bunların onun art niyetli bir amaçla yapıldığını düşünmüyorum. Yani eğer bu işe böyle bakacaksan o zaman Çakır da sapık. Çünkü Zoe'ye memelerini çıkar diyor. Buna mı geleceğiz? Zoe ne yapıyor peki bunun karşılığında? Burada niyet önemli değil mi? Bak, psikolojide şöyle bir şey var. Niyetini düzeltirsen işin, işini düzeltirsen ahlakın, ahlakını düzeltirsen gittiğin yolu düzeltirsen de dünyan değişir. Bizim kendi içimizde küçük bir dünyamız var abi. Anladım. Yani evet, bunu dediğin şeyleri Şahin'den başkası kimse yapmıyor. Ama bence yanlış pencereden bakıyorsun olaya. Bu konuda da Şahin'in bana dediği şey şuydu. Leandro sınırlarını fazla zorladı. Yapmaması gereken şeyler yaptı. Ve ben onu korumak için yalan söyledim de. Ben onu korumak koruyacak için adam orada yaptım. Da korumaya devam ederdi kardeşim. Tamam. Ben sadece söylediğim şeyi söylüyorum. Problem bize yalan söylemesi. Ben de
Shiny tacizci gibi bir yaftayla yaklaşmıyorum. Eğer öyle bir şeyi bir kere bile sezseydim neler yapabileceğimi tahmin bile edemiyorum. Sadece ya bizim doğrumuz bize... Çakır abi. Mı Burak mı lan chat? Bize yanlış yapmasın abi. Yani biz birbirimize yanlış yapmayalım. Biz yapmayalım en azından. Tamam, dediğim gibi yani bu böyle bir olaydı. Tekrar belirtiyorum. Bakın, bu olay bizim müdahale edebileceğimiz, bizim yapabileceğimiz, bizim akıl erdirebileceğimiz, bizim düşünebileceğimiz şeylerin çok daha ötesinde bir olay. Çakır sevmiyormuşsunuz ki siz. Bu iki kişinin arasındaydı. İki kişinin arasında yaşandı. Bitti. Herkes bunu bu AFK'dan şekilde... AFK'dan atılmayan binler. Bu şekilde de hayatınıza devam edin. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Ben bir müsaadenizi isteyip lavaboya gidip geliyorum. Muhabbet bittiyse onun için bekletiyordum da. Bitti. Arkadaşlar, öncelikle şu algıya gelmem gerekiyor. Bunu açıklamak için çok bekledim. Çünkü benim Çakır'la oynarken üstünde durduğum bir terazi var. IC'de ve OC'de kadınları rahatsız etmemek. Benim eski kız arkadaşım da RP yapıyordu. Ve onu biri rahatsız edecek bir hareket yapsa ben dünyaları yakardım. Ama burada önemli olan şey şu. Ben muhabbet ettiğim mesela Doruk, Diana falan filan. Çakır'ın RP'sinden rahatsız olan bir tane insana rastlamadım ben. Çakır şöyle bir karakter zaten. İfade modunu kaldır. Çakır şöyle bir karakter. Evet, bir kadın karaktere gidip sevişelim mi der. Ama ardından evet cevabını duyarsa topuklayıp kaçar. Benim izleyicim, beni bilen, beni tanıyan herkes, Çakır'ı gören herkes bunu bilir. Ama şimdi Arya muhabbeti mesela. Mesela Doruk bir tek Çakır'ı dudağından öpebildi. O da ablası diye. Yoksa herhangi bir şekilde, herhangi bir durumda rahatsız etme ve dokunma rolüm bile olmadı bugüne kadar. Bir tek Zoe karakteriyle mimilerini açar mısın, mimilerini açar mısın, yürü çok gideyim muhabbeti yapıyor. Katya ile yapıyor. Mesela Katya onayladığı zaman kaçar. Zoe onayladığı zaman kaçar. Öykü. Mesela Öykü'ye bir patavatsızlık yaptığını gördünüz mü? Öykü göğsüne bastırıyor Alparslan'ı. O kadar. Oh Allah'a şükürler olsun diyor mesela. Ben her şeyden önce karşımdakinin bir kadın oyuncu olduğunu bilerek hareket ediyor. Onlar benim kardeşim. Anladın mı? Leandro'nun rolünün ve Şahin olayının farkı ne peki? Oraya geliyorum. Şimdi ben Çakır'la bu RP'yi yaptım diye başka bir karakter gidip bir kadını IC'de, yanlış anlamayın, IC'de rahatsız edecek bir davranış yaparsa üstünde Çakır gibi durmaz. Çakır'la ben ki hiçbir karakterin altına yatmam, oraya yatmam, orasına bakmam, burasına bakmam. Tamam, dekolte giymişse orasına bakarım. Bu olay zaten buradan patlıyor arkadaşlar. Çakır karakteri veya Oscar, Efecan, Beço karakteri. Bunlar da libidosu yüksek karakterler. Ben Çakır'ı bilerek abazan bir karakter olarak yaratmadım. Ben role girdim. Bir kadınla ilk defa yakınlaştığı için fenalandığını gördü. Doktora gitti, psikoloğa. Psikolog ona şu şekilde bir force uyguladı. Benim RP'me. Alparslan Çakır genç oldu. Hormonal denge bozukluğuna sahip bir karakter. Ve çocuk karakter. Büyümüş de küçülmüş bir karakter. Bunu lütfen unutmayın. Anladın mı? RP kadın falan filan değil. Belki de rahatsız ettiğim insan da olmuştur. Farkına varmadan. Miel karakteri mesela. Ben o insanla muhabbet ettiğimde admin olarak bana diyor ki Alparslan çok başka bir dünya. İlk başta nefret etmiştim ondan diyor. Niye? Alparslan'ın sağ kolu kırıktı. Sol kolu şeydeydi.
sargıdaydı. Miele demişti ki altıma sıçtım lütfen elinizi sokup temizler misiniz? Nefret ettim dedi Alparslan'dan. Ondan 30 saniye sonra dedi ben Alparslan'a aşık oldum. Öyle diyor mesela. Çok seviyorum karakteri diyor. Şimdi Miele karakterinden olana bakın. Sevgilinden ayrıldın mı? Gülerek cevap veriyor. Olay bu zaten. Mesela demişsin ya Çakırlan yaptığınız ayak yalama. Ne zaman Çakırlan bir imotumu gördünüz gidip ayağını yalar. Kişiyi tutup ayağını ağzına sokar. Ben şu rolden dışarıya çıkmadım. Ayakların kaç numara? Bundan ileriye gitmedim hiçbir zaman. Mesela Anaal'dan muhabbeti. Ben Olcan Ko tarafından uyarıldığım gün Anaal'dan muhabbetini bıraktım. Ben sevdiğim insanlara yapıyordum. Mesela şu şekilde. Şahin abi senin anana da bir bak Anaal'dan olmadı o hiçbir zaman. Anladın mı? Araya yaptım. Rahatsız olduysa birisi tamam eyvallah ben Çakır'ı yok ederim ani olarak. O gide aynı şekilde. Ama bazı karakterlerin üstüne yakışmıyor. Mesela ben şeyi kaçırdım. Baba sen Burak'la bütün ekibe görüntüleri izlettin değil mi? Şahin'in sürünmediğini biliyorlar mı? Oscar sürünsün falan dedi ya. Vurdular ya kardeşim şeyi. Şahin'i. Ondan dolayı sürünsün diyor. Ayaklarından vurduktan sonra böyle bir laf kullanıyor zaten. Hayır, ICD yapılan bir rol, OCD kimseyi rahatsız etmedi arkadaşlar. Öyle bir durum da yok ortada. Biz sadece bunun algısını oluşturmamamız gerekiyor. Buna göre hareket edin. Yani lütfen dediğim gibi yani cidden ben rolümü yapmaya çalışıyorum. Cidden ben şu son dönemde tamamıyla rol kafasında düşünüyorum. Karakterlerim evet birbirine benzeyebilir. Kasıntı RP yapmadığım için bazen RP'den de çıkıyor olabilirim. Ama şunu söyleyeyim size. Ben Burak karakteriyle bir kadının kalçasına, göğsüne veya herhangi bir cinsel algılanabilecek bir yerine bakmam. Bakmadım da. O yüzden zaten Leandro'yu öldüren karakter Burak oldu. Anladınız? Burak burada şu RP'ye girdi. Leandro'nun yaptığı bu hareketi Nadia veya Efecan diyelim, Doruk'a, Çağla'ya hani biliyorsunuz o RP'leri. O karakterlere yapsaydı ne yapardım dedi ve ona göre davrandı. Anlayışlı olun. Öyle bir şey yok. Yapmamıştır, etmemiştir. İkiniz de bunu söylüyorsunuz yani. Bu bilmiyorum. Bu çok farklı. Bu çok farklı bir konu. Bunu hep beraber yani bunu hep Force CK verilme sebebi Force CK verilmedi ki. Olur, CK'yı yani onayladı. Yani sözünde onayladı. Şöyle Force CK Leandro karakterini ben normalde Burak'tan diyelim öldürmeyecektim ama IC'de şöyle bir olay geçti. Geçse bak rol içinde şunu yakalamanız lazım. Leandro Burak'a şunu onayladı. Leandro böyle bir şey yaptıysan söylediğin naks çıkarsa kafana sıkarım. Bakın bu normal algılanabilecek veya normal sayılabilecek bir söz değil rol içerisinde anladın mı? Ben bitti. Kabullendi kendi de zaten. Adam vasiyetini yazarak gelmiş. Lan tacizci yaftası yapıştırılmıyor. Yalan söylediği için öldürülüyor Leandro. Leandro IC'de zaten şu şekilde davranıyor arkadaşlar. Çocuk etenin altına gidiyor her zaman yaptığı olay. Duruyor ve şey yapıyor. Su. Çocuğun herhangi bir şekilde şok oldu oğlum öyle bir RP'ye girince çocuk zaten. Öyle bir amacı da yok. Öyle bir gayesi de yok. IC'de de yok. Ben o yüzden pişman değilim de üzüldüm Leandro'yu CK'ladığıma. Anladınız mı? Ben olay bu yani. Yanlış yaparım kendi başıma diye yönetime sordum. Yönetim de
Burak'a bağlı dedi. Burak karakteri nasıl bir karakter diye sordular. Böyle böyle dedim. O zaman öldürmek lazım dedi. Ben de öldürdüm. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Bana mı dedin? Yok Burak'a dedim. Sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Kardeşim. Dediğim gibi bu Şahin'in Okli uyurken gidip bacaklarını orasını burasını ellemesi. Aynen pardon, öyle Harpi ağa. Aynen öyle. Dayadım mayadım demesi. Bunlar çok farklı boyutlar arkadaşlar. Şahin'e zıt olan karakterler tacizci diyor. Burak olarak, demiyor. Bu yaftayı yapıyorsan Mirza dediğim gibi işin şekli değişir, işin rengi değişir. Burada sana tek hiç yani bu yakıştırdığın lafa hiçbir şey demem. Aksine ben de senin gibi savunurum. Fakat bu son olay bakalım Şahin'i nasıl etkileyecek? Hepimiz hep birlikte göreceğiz yani. Sıkıntı yok kardeşim. Hani sen nasıl uygun görürsen ben içimde sindirmeye çalışıyorum zaten bu durumu. Ceza kaydındaki muhabbet için böyle bir rol çeviriyoruz. Doğru bir şey. Çakır annesiyle babasının intihar ettiğini öğrendiği için böyle oldu. Niye sustunuz? Öyle. Yani daha da üstüne konuşmaya gerek yok. Biraz gerildi de Buram. Burada ortalık. Yani dediğim gibi yani sizden isteğim bu konu bir daha konuşulmasın lütfen. Okey. Çakır'ın babası Burak evet. Burası sizin mekanınız mı? Evet. Açılacak yani, inşallah. İnşallah bakalım. Yılan hikayesi güzelmiş. Ne döndü aman çok yani. Güzelmiş. Sağ ol senin güzelliğin. Bir buçuk milyonu ver senin olsun. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Görüşürüz Burhan. Görüşürüz abi. Uyku bastırdı. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Abi bu arada ben de bir Şahin abiye bakacağım. Sıkıntı olur mu bizim için? Git bak. Tamam. Az marabunta sikelim.